Hanımefendiler, beyefendiler, ekranların alameti farikası Zuhal Topal'la yemekteyiz de lezzet ve rekabet dolu haftanın ikinci günü başlıyor. Sessizliğiyle dikkat çeken aslen Nevşehirli yarışmacımız İbrahim'le beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Gürbüz. Sen de hoş geldin güzellik. Bu güzelliğin adı ne acaba? Ayfeza. Ayfeza. Sen nasıl güzel bir şeysin. Beni görünce nasıl mutlu oldu ama. Tut bakayım elimi. Ya benim de artık evlenme zamanım gelmiş değil mi? Kesinlikle. Gürbüz geç kalmadan hadi. Bırakmıyor da elimi. Anlaşalım bu bir mesaj. Hadi bu yaza. Benim de artık baba olma vaktim gelmiş anlaşılan. Şu an vaktidir. Ay Fezacığım artık elimi bırakman lazım. Daha babanla konuşacaklarımız var. Allah nazarlardan saklasın. Amin. Hepsine. Ne kadar tatlı ve güzel bir kızınız var. Babasına çekmiş aynı diyeceğim. Alınacak. Annesi çok güzel bir hanımefendi. Teşekkür ediyorum Gürbüz. İkimizin karışımı şu anda mükemmel bir şekilde ortaya çıkmış. Ayfeza kaç aylık? 4,5. Peki siz kaç yıllık evlisiniz? 1,5 yıl. Sen ekranlarda evlilik programlarında dolaş dolaş ama sonra... Gönlümü kaptırdım. Gördüğüm ilk anda... Dedim evleneceğiz. Bunları ayrıca konuşacağız ama önce seni bir tanıyalım. Kimsin, neler yapıyorsun anlat lütfen. Ben İbrahim Çağrı Ünal, dijital pazarlama sosyal medya uzmanıyım. Aynı zamanda da televizyonda gezi programları olsun, diğer programlarda da bulundum. Hani hatırlayanlar, bilenler mutlaka vardır. Onun dışında gündelik hayatımda da mum işleri yapıyorum, örgü işleri yapıp eşimle beraber onları da internetten satıyoruz. Zuhal Hanım'ın daha önce sunduğu bir evlilik programında damat adayı olarak 3 sene kalmıştın değil mi? Evet. Kaç tane talibin vardı? 1000'in üzerinde. Elifçim, dün övüne övüne anlatıyordu da onun için sordum. Hiç problem değil, onun artık tek bir kraliçesi var. Vay! Sen İbrahim'i ekranlardan tanıyor muydun? Hayır, hiç bilmiyordum. Hadi canım. Hiç bilmiyordum Gürbüz. İzlemeden, bir şey izlese demek ki o zaman gelecekti, ben de tamam diyecektim. Ya sen 3 yıl ekranlardan gönlüne göre bir hanımefendi bulamadın öyle mi? Bulamadım. Yıllar sonra Elif'i buldum. İlk görüşte aşk mı? İlk görüşte. Elifciğim. Yani. Ne diyorsun? Kız evi naz evi dur. Nasıl tanıştınız bakayım? Arkadaşımın iş yerinde. Ben ziyarete gitmiştim. Eşim de işini yapıyordu oranın. O şekilde bir tanışmışlık oldu yani. Elifciğim sen ne iş yapıyorsun? Ben antrenörüm. Pilates eğitmeniyim, fitness eğitmeniyim. Vay. İbocuğum sen bebişi bir alır mısın? Elifçim çok fit görünüyorsun. Vallahi senin 4,5 ay önce doğum yaptığına kimse inanmaz. Evet, inanmıyorlardı. Arkadaşlarım görüyor, sen doğurmadın mı? Ne oldu? Nerede? Eski fotoğraf mı paylaşıyorsun falan. İbocuğum, yemeklerle aran nasıl? Yemeklerle çok iyi. Zaten benim de kilomdan bellidir diye düşünüyorum. Evde yemekleri sen mi yapıyorsun yoksa? Çocuktan sonra hep ben yapmaya başladım. Sürekli mutfağa giriyorum eşime. Destek olmaya çalışıyordum. O da iyi yaptığımı görünce neden buraya gitmiyorsun dedi ve geldim. Dün rakiplerini gördün. Üstelik bir tanesi de 18 yaşında bir aşçı. Yani çocuk, yine söylüyorum çocuk. Çocuk derken? Yani şöyle, aşçıyım diyor birisi. Daha sen 18 mi yaşındasın, 19 daha sormadım bile ama aşçı nasıl aşçı olunuyor? Yani gidip bir aşçının yanında çalışıyor, çıraklık yapıyor. Ben aşçıyım. Yıldız Hanım zaten bir başka. Sadece hani ticaret yaptı masada. Ben şunu harcadım, bunu harcadım. Biraz da yemeğini yapsaydın da biz de karnımızı doyurabilseydik. Elifciğim, sence 18 yaşında aşçı olunur mu? 18 yaş için aşçılık, hadi desem ki üniversiteyi kazandın, daha sen çatal bıçak düzenini anca görmüşsündür yavrucuğum okulda yani. Dün zaten Zuhal Hanım aşçıların ikisine de biraz ders vermiş gibi bir şey oldu. Çünkü orada ölçüleri Zuhal Hanım bahsediyor, diriliğini, işte içindeki baharatı, hepsini Zuhal Hanım söylüyor, onlar tekrarlıyor. Ben masada da söyledim bunu ama belki arada kaynamıştır, tekrar söylüyor. Yani yumurta kırmaktan bile anlamıyorlar mı diyorsun? Bence hiçbir şeyden anlamıyorlar. Ama bugün ben İbrahim Çağrıoğlu olarak onlara en iyisini göstereceğim. Çünkü bu menünün hiçbirini tatmadılar. İlk defa tatacaklar, ağızlarına tat gelecek. Bravo beyim, canım beyim. Hay 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 hay. Beyim de beyim. Beyim de beyim. Ya Elifciğim, dün sevgili beyini sessiz kalıp rol yapmakla suçladılar. Buraya mum reklamı yapmaya gelmiş falan dediler. Ne diyeceksin bu yorumlara? Bir kere boş bir insan yok karşılarında. Yani bu adam gezi programı yaptı. Bütün illere gitti, bütün yemekleri yerinde yedi. Kalkıp da yani 18 yaşında kendini
aşçı işte olarak, şef olarak tanıtanlara aslında yani bin basar. Artı dobradır. Neyse odur. Göründüğü gibidir. Ben eşime güveniyorum. Damak tadına da güveniyorum onu. İbocuğum, bugün için iyi hazırlandın mı? Çok iyi hazırlandım. Menüyü tekrar tekrar evde de yaptım. Hatta zaten yıllardır da yaptığım yemeklerdi. İddialı mısın? Çok iddialıyım. Hatta Ayfeza'mın şansına güvenerek bu yarışmaya geldim ve kazanacağız. Değil mi kızım? Birlikte kazanacağız. Hem kızım Ayfeza hem de karım için bu yarışmayı kazanacağım. Benden korksunlar. Bugün yemek nasıl yapılır onlara göstereceğim. O zaman hadi bana menünü say lütfen. Menümde çorba, Muradiye çorbası. Ara sıcağım olarak ballı gemici böreği. Yine Bursa yöresine ait. Sen Bursalı mısın ya? Ben Bursalı değilim. Nevşehirliyim ama Osmanlı mutfağını seviyorum. Bursa'da Osmanlı'nın başlangıcı. O yüzden menümde bu şekilde kullandım. Hatta onlar yememişlerdir. Ana yemeğin nedir? Ana yemeğimde ince asiye ve bademli pilav var. İnce asiye de Mardin'in yemeği. O da Mardin. Bursa'dan Mardin'e geçiyoruz. Yanında ne var? Yanında da bademli pilavım var. Peki ya salata? Salatam gevurdağ salatası. Ve tatlı? Tatlı olarak da kadife pasta yapıyorum. Kadife kumaş gibi yumuşacık bir pasta mı yoksa? Yok, o kadar kadife değil ama. O zaman markete gidelim mi? Hadi markete gidelim Gürbüz. Hadi kızınla eşinden bir şans öpücüğü al bakalım. Bir öpücük. Sen de. Hazırsan gidelim mi? Hadi gidelim Gürbüz. Ne duruyorsun, koşsana. Gemide değiliz ama gemici böreği menü değil sanki huzurevi. Yani menüsü huzurevi gibi derken çok basite kaçmış ve artık hani yorulmuş, yaşına başına almış insanların böyle hani yorulmamak için yapacağı cinsten. Şöyle ki bu menüyle kazanabilir mi değil de hani dünkü menüye göre bir tık daha sade ve yapabileceği yemekleri koyduğunu düşünerek yapmış. Eğer ki yapabilirse puanını ona göre alacak zaten. Yani ödülün sahibi olabilir de. Yani güzel menü ama ve lakin yapabilmesi önemli. Yani şöyle salatasını ve tatlısı bu menüye uygun bulmadım açıkçası. Bana uygun gelmedi. Biraz böyle Osmanlı mutfağı ağır bir mutfak yapmaya çalışmış ama bence böyle tatlıya tuzluyu çok karıştırıyor. Burada biraz midemizde alt üst olacak açıkçası. O yüzden merak ediyorum tatları nasıl olacak, tutturabilecek mi? Ama menünün genel olarak uyumunu beğenmedim. Normalde benim menümde 11 parça beşi vardı ve her biri emek 5 parça beşi var. Yani benim menümle asla kıyaslanamaz. Ayıp etmişler bir kere. Bademli pilava. Ve marketteyiz. Merhabalar. Önce neyle başlıyoruz? Önce manavdan başlıyorum. İbocuğum şimdi sana neler lazım? Soğan lazım, domates lazım, salatalık lazım. Biraz heyecanlısın galiba. Kendi günümde güzel bir menü hazırlamak istiyorum arkadaşlarıma. Burası evlilik programlarına benzemiyor değil mi? Hiçbir şekilde benzemiyor. Salatalığın ardından domatesini de alıyor hemen yarışmacımız. Demek Elif'e ilk görüşte aşık oldun ha? Elif dedim ne dedim diye bir şey var ya işte. Bir gördüm vuruldum. Hemen gittim bir hafta sonra istedim. O dönem ekranlarda 3 yıl kaldın ya. Yolda falan tanıyorlar mıydı seni? Hala tanınıyorum. Hala gören bir daha bakıyor. Acaba o mu? Birine benzetiyor. Demek senin için binlerce kişi başvurmuştu. Binlerce kişi binden fazlaydı. Yeşil biberlerin ardından soğanlarını da alıyor hemen yarışmacımız. Dünkü menümle bunu kıyasladığım zaman gerçekten büyük bir haksızlık var ortada. Yani 5 parça bir şey. Dünkü menüme eğer bu yarışmacı arkadaşlarım 4 puan 5 puan verdiler bana. Bu 5 parçayı acaba ne verecekler ona çok şaşırdım. Bu hafta gerçekten yemeğini yetiştirmeyen varsa onlara biri yapıştırırım ve kimse de mani olamaz. Çünkü benim o kadar bana haksızlık edildiğinin karşılığı da o olur. Ay, Yıldız bugün çok sert gelecekmiş. Gelsin. Göğsümle böyle burada siper edeceğim hepsini. Menüme damgayı vuracağım. Sen bu menüdeki tarifleri internetten mi öğrendin? Ben daha önce bir gezi programı yaptım kendim. Oradayken tüm Türkiye'de gezi programı yaparken hem yemeklik kültürünü hem de tarihi kültürlerini tanıttım. O yüzden biliyorum. Sebzeler tamam mı? Burası bitti. Sebzelerin ardından yağını da alıyor hemen yarışmacımız. Senin getirdiğin bir şeyler var mı? Tatlı olarak sadece tatlı bölümünde gıda boyası kullanmak zorundayım rengini vermek için. Ay, gıda boyası mı? Vallahi parçalarlar. Burada başka bir şeyim var mı? Onun ardından şekerini de alıyor hemen yarışmacımız. Ya senin için yemekle ilgili konuşabilecek kapasitesi yok diyorlarmış. Ya onu diyen kesin Yıldız Hanım'dır diye düşünüyorum. Çünkü onun karşısında biraz suskun kaldığımı düşünüyorum. Hep koştu, konuştu, kalktı, masada oturmadı. İçeceklerimizi de alalım. Sessizliği, rol yapmasından değil, kapasitesi bu kadar demişler. Ya 300 kelimeyle konuşan insanlarla 300 kelime konuşabiliyorum.
301'e çıktığım zaman beni anlamayacaklar çünkü. O yüzden gerek yok. Bir tane de süt alalım. Sütünü de alan yarışmacımız hızla kasap reyonuna geçiş yapıyor. Kolay gelsin. Kuşbaşı et alacağım 600 gram. Tamam. 1-2 santim kalınlığında olsun. Kuzu olacak. Kuzu olacak, tamam. Bir tane de tavuk göğsü alacağım. Ya İbo'cum 600 gram et yetecek mi? Yeter. İri iri olduğu için yeter. Zaten tadımlık bakıyorlar. Oturup da yemeğe gelmiyor ki hiç. Ya sonra ana yemeğin eti nerede falan diye laf etmesinler. Ağzına atsın, lezzetini beğensin, ben onun önüne getiririm. Baharatların ardından hazır yufkasını da alıyor hemen yarışmacımız. Vallahi bu hazır yufkayı çok eleştirecekler. Ya oturup da onlara şimdi saatler süren bir yufka açma işlemi gerçekleştirirsem yetişmeyeceğini düşünüyorum. İyi de bu bir yarışma. El açması beklemezler mi? Yani yarışmada bekleyebilirler. Beklesinler. Ben evde de misafirim gelince oturup şey açmıyorum. Tereyağını ve tulum peynirini de arabasına atıyor hemen yarışmacımız. Ve son 4 dakika. Hemen alayım abi. Teşekkür ediyorum. Neyimiz kaldı? Bir tek bezelye alacağım. Bezelyeler şu tarafta. Hadi hemen al. Dondurulmuş bezelyeyi de aldık. Bitti mi? Tamamdır, bitti. Hadi o zaman doğru kasaya. Ürünlerini kasadan geçiren yarışmacımız ödemesini yaparak alışverişini tamamlıyor. Evet, ne kadar tuttu? 2183. Tamam, şöyle vereyim. Evet, gidebiliriz Gürbüz. Hadi gidelim. Hadi. Evet. Gel bakalım İbo'cum. Geldim. Koy bakalım torbalarını şöyle. Gürbüz buyur. Sen bunları dizersin, ben giyinmeye gidiyorum, geliyorum. Anlaştık. Yani bence bu menü zaten 2,5 saatin, 1 saatinde yapılabilecek bir menü. Diğer 1,5 saatte ben olsam dinlenirdim. Şu an çok aşırı kolay kaçmış. Hiç yeterli bulmadım. Böyle bir yarışmada böyle bir menü çok vasat. 2,5 saatte bu menü yapılacak bir menü ama o bence yapacak. Ama güzel yap, eksik yapacak. O çünkü o kıvamı hiçbir zaman tutturabileceğini düşünmüyorum. Bunların hepsini dört dörtlük yapmak lazım. Çünkü çok vakti olacak. Süre uzun. Tamam altı kalem olmuş olabilir ama ürünlerin hepsi tek tek basit, kolayca yapılabilecek şeyler. Evet, ben geldim Gürbüz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Eşin ve güzel kızın gittiler herhalde. Onlara da teşekkür ediyorum, destek oldular bana. Üzüldün mü? Çok üzüldüm. Kızımdan ayrılmak zaten üzüyor beni. Çünkü çok tatlı ve her dakika sevesim geliyor. Kızım için yarışacağım demiştin. O zaman başlayalım mı? Başlayalım Gürbüz. Neyle başlayacağız? Önce masamı hazırlayacağım. O zaman hemen süreni başlatıyorum. 3, 2, 1, süren başladı. Hadi hemen masanı kur bakalım. Örtüyü sererken sana yardım edeyim. Ütüleri falan eşin yaptı herhalde. Evet. Sağ olsun, yardımcı oluyor bana. Peki sen ona evde yardımcı oluyor musun? Evde de mutfakta ben ona yardımcı oluyorum. Yine evi toparlama konusunda yardımcı oluyorum. Ay, yalnız masa örtüsünde lekeler var. Ütü yapıldı, sudandır. Hemen bir tekrar ütü vurdum. Ortaya çiçek koymayacak mısın? Çiçek yok, ben sadelik seviyorum. Bir de çiçek olduğu zaman birbirini göremiyorlar. Ben bugün boş bırakacağım. Sadeliği sevdiğim için bir de gerçek yüzlerini görsünler birbirlerinin diye. Açık bırakıyorum. Çiçeği yetiştiremediğin için numara mı yapıyorsun yoksa? Yok, ben çiçek sevmiyorum. Dün canlı çiçek koymuş. Yani ben orada böcekle şeyle falan yani hiç içime sinmedi açıkçası. Bu şekilde yaptım. Vallahi bence eleştirilere hazır ol. Hazırım. Hazırım eleştirilere. Cevap veririm mutlaka. Göreceğiz bakalım. Bahane değil yani. Yok, bahanem hiçbir zaman olmadı. Tabaklarını hızla masaya yerleştiren yarışmacımız, çatal kaşıklarını da çift servis olarak dizmeye başlıyor hemen. Ne gerek var? Yemeğini yap. Yemeğine özen göster. Yani bana orada çatal, bıçak, verdim 60 bin lira. Zaten yarışmadan 75 bin lira kazanıyorsun. Bu arada neden çift bıçak koymuyorsun? Ballı gemici böreğini neyle kesecekler? Evet, doğru. Yıldız boşuna mı masraf etti diyorsun yani? Yani zaten yarışmadan 75 bin lira kazanıyorsun. Yani hadi sen kazansan 15 bin lira kalıyor. Ne masraf ediyorsun ki kendine yani? Ya da niye geldin o zaman? Niçin yarışıp da bizim kaderimizle oynamaya çalışıyorsun? Nasıl yani? Paraya ihtiyacı olmayanlar yarışmaya gelmesinler mi? Yani sonuçta bir yarışma ve paraya ihtiyacı olanın daha çok başvurmasını isterim açıkçası. Sence buraya herkes sadece ödül için mi geliyor yani? Yani şöyle, 75 bin lira az bir şey değil, para değil. Günümüz şartlarında çok iyi. Dolayısıyla başvuran arkadaşlar muhakkak zaten ilk parayı düşünüyordur. Yani ben de sonuçta yıllarca tamam ekranlarda oldum ama 75 bin lira ödül de var. Onu kazanmak istiyorum. Çift servis olarak yerleştirilen çatal kaşıkların ardından kumaş ve servis peçeteleri de masadaki yerini alıyor hemen. Ay, daha yemek yapacağız, acele et. Bakın bu benim yaptığım şakayık mum.
Ortada güzel bir renk oldu. Bunun satışını mı yapıyorsun? Eşimle beraber evet, internet üzerinden satışını yapıyoruz. Satılıyor mu peki? Çok gidiyor. Evlenenler özellikle birilerine dağıtmak için gelen misafirlerine, konuklarına sipariş ediyorlar. Sabah yapılışını biraz göstermiştin ama tam olarak nasıl yapıyorsun anlatsana. Ben soya kullanıyorum. Soyayı eritiyoruz önce. Sonra kalıplara döküyoruz. Renklendirici varsa renklendirici, koku varsa koku. Çatal kaşıkların ardından ekmeklerini de masaya koyuyor hemen yarışmacımız. Masam hazır. Hazır mı? Hazır. Emin misin? Eminim, şu anda hiçbir sıkıntı gözükmüyor. O zaman ne yapıyoruz? Yemeğe geçiyoruz hemen. O zaman hadi geçelim. İbocuğum, şimdi neyle başlıyoruz? Dediğim gibi önce pastacı kremamı yapacağım. Hadi hemen malzemelerini al bakalım. Şimdi kadife pastaya mı yoksa pastacı kremasına mı geçtik? Kadife pastaya geçiyorum. Ya ilk onu yapacağım. Pastacı kremasını önden başlayacağım. Pastacı kreması ne için lazım? 3 su bardağı süt koyacağım. Pastacı kreması için tencereye 3 bardak süt konuluyor. Özellikle pastalarda ölçüler çok önemli değil mi? Ölçülere uymadığınız zaman ağzınızın tadına iyi gelmez. Hitap etmez. Yılların aşçıları bile ölçü kullanıyor sonuçta. Ben MasterChef'i izliyorum. Orada bile var. Bir reçete var, ölçü var. Bu arada gezi programı yaptığını söylemiştin. Nerede yayınlanmıştı? YouTube değil, televizyondu. Yerel bir kanaldı. Gezi programı yaptım. Orada da tüm Türkiye'yi tek tek karış karış gezdim. Menüdeki yemekleri de oralardan seçtin öyle mi? Evet, çünkü çok hoşuma gitmişlerdi. İlk beğendiğim şeyler yapmak istedim. Bu yerel kanaldaki programın ne kadar sürdü? Program 1 sene. Epey uzun sürmüş. Pastacı kreması için 3 bardak süte 1,5 bardak şeker ekleniyor. Kremaya eklenecek un ve yumurtalar telle çırpılıyor. Ya İbocuğum, mum ve örgü çantalar yapıp sattığını söylemiştin ama şu an tam olarak ne iş yapıyorsun? Ben dijital pazarlama sosyal medya uzmanlığı yapıyorum. Dijital pazarlama ve sosyal medya uzmanı tam olarak ne iş yapar? Firmaların internetteki bütün işlerini ben yönetiyorum, sayfalarını. Şu an kaç firmayla çalışıyorsun? Şu anda 4 firmam var. Ne güzel. Takipçi sayılarını falan da arttırıyorsun herhalde. Doğal olarak arttırıyorum takipçi sayılarını. Parayla takipçi almıyorsun yani. Onları almamaya özen göstermeleri lazım. Firmaların da, kişilerin de. Çünkü o zaman sosyal medyadaki platformlar sizi ciddiye almıyorlar. Peki takipçi sayısını doğal yoldan arttırmanın yolu nedir? Doğal yoldan arttırmanın yolu sürekli paylaşım yapmak. Düzenli olarak, düzenli saat aralıklarında paylaşımlar yapacaksınız. Bu da sizin etkileşiminizi arttıracak. O zaman satın almaya gerek yok mu? Hiç gerek yok. Kadife pastanın pastacı kreması için süt, şeker, yumurta ve un karışımı sürekli karıştırılarak pişiriliyor. Pişen krema cam kaba alınıyor. Çağla'nın söylediği rap şarkı nasıldı sence? Söylemedi zaten, konuştu sadece. O da düşündü, bakayım nasıl olur. Ama o anda yapmış şarkıyı. Bu da önemli bir şey değil mi? Ya freestyle diye bir şey var. Freestyle ortamdaki verilen sözlerle ya da orada konuşulan kelimelerle yapılan bir rap türü. Ama o orada hiçbir şey yapamadı. Öyle kaldı. Bu arada pastacı kreman güzel oldu galiba. Pastacı kreman zaten lezzetli. Herkes bayılıyor. Peki şimdi ne yapacaksın? Şimdi biraz dinlendireceğim. Daha sonra dolaba koyacağım. Tabii tereyağıyla da biraz sonra bunu yine kıvam vereceğim. Kadife pastanın başka hangi işlemleri kaldı? Pastanın başka bir de kadife dediğimiz kısmı var. Kek kısmı aslında. Onu da hemen yapalım. Onun vakti var daha. Emin misin? Evet, onun daha vakti var. Önce yapmam gereken bir çorba var. Ay, artık hızlansan fena olmaz. Keşke çorbanın tavuk etini önceden haşlasaydın. Tabii şimdi aklıma geldi. Çorbadan önce etime de hızlı bir şekilde geçmem lazım. Dolapta etim var. Bakalım 6 kişi için 600 gram et yeterli olacak mı? Bu yeterli. Çünkü porsiyon olarak yapacağım için yeterli. Kuzu etimi buraya koyuyorum. Şimdi bu kuşbaşı kuzu etini ne yapacaksın? Hemen tencere alacağım. İnce Asiye Osmanlı mutfağının az bilinen lezzetlerinden biri aslında. Et nasıl bu arada? İşte et bu ya. Acaba kuzu etine laf ederler mi? Belki herkes yani kuzu seviyorlar mı sevmiyorlar mı bilmiyorum ama. Bazıları kuzu eti kokuyor diyor. Kokar et. Kokacak ağzımıza ya da burnumuza o koku gelecek zaten. Gelmezse sorun vardır. Ben hep yanlış yere açıyorum. Ne arıyorsun? Tahta. Şimdi bu İnce Asiye Mardin'e özgü bir yemek değil mi? İnce Asiye Mardin'e özgü bir yemek. Ben Mardin'de yedim. Hatta orada bir teyze vardı yemek programı yaptığımda. O teyze yaptı. Yağımı alacaktım. Zeytinyağı. Yağlar hemen şu köşede. O teyzeden yediğim için çok iyi geldi.
Ana yemek incasiye için kuşbaşı kuzu etleri zeytinyağıyla soteleniyor. İncasiye için soğanların kabuğu soyuluyor. Ya ekranda damat adayı olarak 1000 küsur talibin olmuş. O kadar talip arasından birini seçemediğine göre kriterlerin çok yüksek olmalı. Çok yüksek değildi açıkçası, çok düşüktü. Ben o zaman annemle yaşıyordum. Birinci önceliği ailemle yaşamayı kabul etmesiydi. Peki Elif bu kritere uydu mu? Annem artık tek yaşıyor. Ya ne oldu? Elif'i görünce kriter falan kalmamış bakıyorum. Elif ben annenle yaşamam dedi değil mi? Yok şimdi şöyle, annemle yaşamam değil, annem artık tek yaşamak istedi. Ya kıvırma şimdi İbocuğum. Hani tek kriterin annenle yaşamasıydı, ne oldu? Kalmadı öyle bir kriter. Yalnız 1000 küsur kişi arasından kimseyi beğenmemiş olman ilginç. Yani şöyle, ben orada çok fazla bir kritere... Başka kriterlerinde mi vardı? Nefes alsa yeter mi diyordun? Yok nefes alsa değil. Yani şöyle, öncelikle aklı başında olsun. Düzgün iki kelime bir araya getirebilsin. Evde çünkü şöyle, evlendiğiniz zaman hani... Siz ileride yaşayacaksınız onu ama... Ah nerede? Nerede? Eve girdiğinizde sohbet edecek insan arıyorsunuz. Arıyorum. Geldiğimde iki kelime edeyim, günümle ilgili muhabbet edeyim. Nasıl geçti, ne yaptın? Bir de her konudan konuşabilmeyi istiyorum. Zaten ilişkide şöyle, üç şey çok önemli. Birincisi, iletişim. Yani her anlamda, bu sadece telefonla değil. İşte her konuda konuşuyor olabilmeniz lazım eşinizle. Ya da sevgilinizle. İkincisi ilgi alaka. Yani bu da böyle bunaltmayacak şekilde ilgi görmek istiyor herkes. Yani ilgi gösterin hayatınızdaki insanlara, sevgilinize. Üçüncüsü de saygı. Piyazlık şekilde doğranan iki büyük soğan incasiyenin etiyle birlikte kavrulmaya başlıyor. Yalnız ne kadar çok soğan koydun? Evet, soğanlı oluyor, güzel oluyor. İncasiyenin özelliği bu mudur? Soğan ve kuru erik. Şimdi en son kuru erik koyacağım. Ya peki soğanlar etten daha çok demezler mi? Demezler, anlamayacaklar bile. Bu içinde eriyip gidiyor. Şimdi ne yapacaksın? Şu anda buna su ilave edeceğim. Senin için kettle'da su kaynatmıştım bu arada. Kurabiye çorbası. Menüye genel olarak baktığımız zaman biraz böyle Osmanlı mutfağına yakın bir mutfak tercih etmiş İbrahim Bey. Muradiye çorbası yani tavuktan yapılan klasik basit bir çorba. Sebze çorbası. Biraz tavuk eklemiş oluyor içerisine. Klasik bir çorba. Muradiye çorbası hani kış aylarında yapılır tavuklu yoğurtlu bir çorba. Tadacağız bakacağız nasıl olacağını göreceğiz. Yani inşallah güzel terbiyesini ayarlar. Havucunu kabağını güzel bir şekilde pişirir. Lezzetini değerlendireceğim. Kadife pastanın keki için kaseye tereyağı konuluyor. Pastacı kreması bir parça tereyağıyla karıştırılıyor. Kadife pastanın keki için yumurta, şeker ve tereyağı mikserle çırpılıyor. Üzerine birkaç damla kırmızı gıda boyası eklenen karışım tekrar çırpıldıktan sonra birer paket vanilya ve kabartma tozuyla karıştır. Son olarak karışıma toz kakao ve 2 bardak un eklenip tekrar çırpılıyor. Kek harcı yağlanan kelepçeli kek kalıbına dökülüyor. Kadife pastanın keki fırında pişmeye bırakılıyor. Kaç derecede pişecek? 175'te 50 dakika. O orada hazır olacak. Bu arada pastacı kremasını ne yapacaksın? Eğitimin daha vakti var. Pastacı kremasını şimdi streçleyip dolaba kaldırabiliriz. Kadife pasta ice syrup bizim kafede getiriyorlar ya donmuş pasta. Getirip dilim dilim koyuyoruz dolaba ya müşteri istediğince eve pat pat ver. Hiç bu daveti olmuş mu? Bunun yanına bir baklava giderdi, bir kadayıf giderdi. Hiç olmadı. Kadife pasta zaten yine çok basit bir tatlı. Bir şey yok içinde yani. Ben dün baktım. Hani direkt böyle un, su, işte süt bilmem ne karıştırıyorsun, şekeri koydun. Tamam altına bir tane krema sürüyorsun. Üstüne bir tane daha yine taban yerleştiriyorsun. Tamam bitti, bu kadar basit. Sadece görünüş olarak sanki abartılıymış gibi gözüküyor ama çok basit bir tatlı. Sırada Muradiye çorbası var. Bu çorba nereye aitti? Bursa'ya özgü bir çorba, Muradiye çorbası. Osmanlı kültürünü yansıtan, muhteşem, ağızda tat veren bir çorba. Kabağım burada. Muradiye çorbası için kabak ve havuçların kabuğu soyuluyor. Çağla da senin gibi 5 puan verdi ama çok eleştirildi. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Çağla Hanım'da da aslında bir sıkıntı vardı. Şöyle puan verirken, o da 7 tabaklarını bitirdi yani tabağını. Gördüm ama... o da bir üzerinden yorumladı ana yemeği. Yine biber dolması, onları da yedi, gördüm. Ya o da etik bulmuyorum ben ya. Yediysen puanını ver. Yani ben beğendim. Beğendiğim patlıcandı, etiydi. Onları da yedim. Eline de sağlık dedim. Çok da güzel olmuş.
Yapmış yani onları ama diğerlerini becerememişti. Peki masada kendine rakip olarak gördüğün biri var mı? Şu anda masada en büyük rakibim yine kendimim. Ben tecrübesine dayanarak yediğim zaman lezzetli bulabileceğim Yıldız Hanım'ı ilk başta masaya otururken tanıştığımız zaman gördüm. Ama tabii menü zayıftı. Belki dedim lezzetini güzel yapmıştır. Onu da başaramamış zaten. Diğer arkadaşlar aşçıyım diyorlar. Önümüze çok enteresan şeyler koymadıkları sürece sunumları... Mesela ben sunuma dikkat etmeyecektim. Ama şimdi iki tane aşçı var. Sunuma dikkat edeceğim. Tavuk etinin ardından küçük küçük doğranan kabaklar ve havuçlar da ayrı bir tabağa alınıyor. Muradiye çorbası için doğranan tavuk etleri sıvı yağda soteleniyor. Şimdi ne yapacaksın? Pilavıma geçeyim. Pilavımı da yapayım. Hadi geçsene, niye hala etlerin başındasın? Çorbayı tam suyu kaynayınca pilavıma geçerim. Dedim ki ben bunu evde yaptığımda 2 saatte her şeyimi yetiştirdim. Size de sohbet sürem kalıyor hatta. Peki şu an ne kadar sürenin geçtiğini biliyor musun? Bilmiyorum. Şu an geçen süren tam 1 saat 15 dakika. Yani süreyi yarıladık ama hala ballı gemici böreği yok. Bademli pilavın yok. Yavurdağ salatan yok. Ne olacak bunların hepsi? Hepsi olacak. Sıcak sıcak yiyecekler. Bu arada ince asiyeye başka ne yapacaksın? İçerisine daha sonra kuru erik ekleyeceğim, pekmez ekleyeceğim. Söndürmeye yakın pekmezini ekleyeceğim. Kuru erikler sert kalmaz mı içinde? Erikler yumuşayacak. Çekirdeksiz erik değil mi? Çekirdeksiz kuru erik. Sonra içine pekmez de giriyor. Çok güzel bir lezzet. Pekmez de ayrı bir lezzet katacak ete. Ya bu arada çorbanın tavukları kavrulurken başka bir şeye geçemez misin? Yani şöyle, başka bir şeye geçemem. Çünkü yanmasını da istemiyorum. Lezzetli yesinler istiyorum. Hızlı olacak her şey. Sadece kendiliğinden pişecek. Mesela bunu attıktan sonra bununla işim benim 2-3 dakikalık bir kuru erik atacağım falan. Salata pratik, hızlı yapabiliyoruz bir şey. Evet, bu pişen, yani bu da pişerken sonuçta çorba kaynayacak kendi. Peki bu çorbayı son olarak blenderdan geçirecek misin? Geçireceğim. Yani böyle tane tane olmayacak mı? Şöyle geçireceğim. Blenderdan niye geçireceğim dedim, aklıma geldi. Blenderla benim bir işim yok burada. Bu tane tane gelecek. Tane tane kalacaksa bunlar çorba için biraz büyük değil mi? Yo, çorbanın içerisinde yumuşayacaklar da o şeyliği gidecek. Yani olması gereken bu mudur diyorsun? Hemen hemen. Bu arada aşçı rakibin Seda için yetersiz dedin. Sana böyle düşündüren neydi? Yorumlarını beğenmedim. Hem Seda Hanım'la ilgili hani yorumlarını da beğenmedim. Hem de yaptığı yorumlar çok yüzeyseldi. Detaya hiç inmedi. Hep Zuhal Hanım'dan destek aldılar. Yani o yüzden ben çok ciddiye almıyorum yarışmacıları. Şu anki yarışmacılar ciddiye aldığım yarışma portföyünde değiller. Ben şunu düşünmüştüm aşçıyım dediklerinde. Mükemmel bir aşçılık sergilerlerse onlarla yarışmaktan keyif duyarım. Tabii bu biraz ön yargıya giriyor gibi hissedebilir izleyenler. Ama ön yargı değil. Kişi kendini ilk dakikadan daha belli eder. Yani ben el lezzetime güveniyorum. Ben aşçı değilim. Ama gördüğüm şeyleri yapmayı ve onları güzel bir şekilde sunmayı seviyorum. Tavuk etlerinin rengi biraz döndü. Şimdi ne yapıyoruz İbo'cum? Hemen kabaklarımızı ve havucumuzu ekliyoruz. Çorba için kavrulan tavuk eti, kabak ve havuçlara sıcak su eklenerek pişmeye bırakılıyor. Pilavda kullanılacak çiğ bademler kabuklarının kolay soyulması için ocakta suyla kaynatılıyor. Ayrı bir tencerede dondurulmuş bezelyeler haşlanmaya bırakılıyor. Şimdi neye geçiyoruz? Böreğimi hazırlık aşamasını bitireyim. Ballı gemici böreğini nereden öğrendin? Ballı gemici böreğini de Bursa'dan öğrendim yine. Orada bir ailede misafir olmuştuk. O akşam size çok değişik bir börek yapayım dediler. Ben de yapın dedim. Bir gördüm, aşık oldum böreğe. Yiyen herkes de aynı duyguyu hissediyor. Nasıl bir börek çok merak ediyorum. İçine neler giriyor? İçine 3 çeşit peynir giriyor. Bu istediğiniz peynir türleri olabilir. Ağzınızın damak tadına göre. Sen hangi peynirleri kullanacaksın? Kaşar peynir kullanacağım. Tulum peynir kullanacağım. Ve beyaz peynir kullanacağım. Benim hoşuma o şekilde gidiyordu. Arkadaşlarım da, yani yiyen herkes de o şekilde seviyor. Şöyle açabilirim hatta. Burası daha geniş benim için. Şekli nasıl olacak peki? Şeklini şimdi göstereceğim. Önce bir kap almam lazım. Hadi hemen al bakalım. Gelmişken buraya da bakalım. Kuzu etlerimiz ne durumda? Etlerimiz güzel. Yumuşamışlar. Hemen aslında buradayken içerisine kuru eriğimi... Kuru erikler de kuzu etiyle birlikte pişmeye başlıyor. Bu eriklerin çekirdeği yok değil mi? Çekirdekleri yok bunların. Emin misin? Yalnız erikler az değil mi? Yok, o zaten mayhoş bir tat bırakıyor. Çok kullanmıyorum.
Herkese birer tane olacak kadar var mı? Var var. Vallahi tabakların bazılarında erik olmazsa skandal olur. Yok, bu burada pişe dursun tekrar. Dediğim gibi hani çorbada da yine şey değil. Bu arada bezelyeyi nerede kullanacaksın? Bezelyeyi börekte kullanacağım. Hadi hemen şu ballı gemici böreğini hazırlayalım artık. Hemen burada peynirlerimizi birleştirelim. Hadi birleştirelim. Börek için hangi peynirleri kullanacağım demiştin? Kaşar, tulum, beyaz peynir. Neden özellikle tulum peyniri tercih ettin? Tulum daha tuzlu geldiği için ağza güzel tatlı ve tuzlu şey katıyor. Peki balı ne zaman böreğe koyacaksın? Bal en son servis edilirken. Vallahi nasıl bir lezzet olacak çok merak ediyorum. Ben de ilk söylediklerinde çok merak etmiştim ama bir geldi ben bu böreğe aşık oldum. Normal artık su böreği ya da normal tava böreği falan yemiyorum. Evde sadece bunu yapıyoruz. Yalnız hazır yufkaya çok laf edecekler. Yani hazır yufka hepimizin kullandığı bir şey. Ben de tercihimi bu yönde kullandım. İstedikleri kadar desinler, hazır, kendin açsaydın. Otursunlar, açsınlar o zaman, onları da göreceğim. Yani şöyle, hem ballı gemici böreği tatlı, ondan sonra meyveli bir ete geçeceğiz, yine tatlı yemiş olacağız. Sonra bir Allah'tan gavurdağı salatası var, oradan bir belki tuz alacağız, sonra yine tatlıya geçeceğiz. Yani tatlı tatlı, zaten tatlıyı çok sevmem. Yani bu kadar tatlı yersek bugün bence hepimizin içi bayılacak ve yediklerimizden de bir yerden sonra tat alamamaya başlayacağız. Bu arada Çağla demiş ki, bütün yemekleri tatlı. Bu kadar tatlı yersek hepimizin içi bayılacak ve tat alamayacağız bence demiş. Yani yemeden karar vermesi, yani bunu değerlendirmesi saçma. Önce bir ye, ondan sonra çok mu tatlı geliyor. Bu tatlar boğan tatlar değil. Dün yediğimiz ayva tatlısı gibi değil. Börek için kaşar ve tulum peynirine biraz da beyaz peynir ekleniyor. Sıcak suda bekletilen bademlerin suyu süzülüp kabukları soyuluyor. Bademli pilav da Osmanlı mutfağına has bir lezzet, öyle değil mi? Normalde şehzade pilavı diye geçerdi bademli pilav. Ama ben içerisine kuş üzümü koymak istemediğim için sadece bademli olarak yapıyorum. Pilav için tek tek kabuğu soyulan bademler de neredeyse hazır. Evet, şimdi bademlerimi bitiriyorum. Hemen çorbama şehriye ilave edeceğim. Arpa şehriyeler de Muradiye çorbasının sebzeleri ve tavuk etiyle birlikte pişmeye başlıyor. Bu arada kalan süren damı damına 50 dakika. Yetişir. Çok rahat yetişir. O tamam, onun hızlı olması. Şimdi pilavıma geçiyorum. Yalnız börek öylece kaldı. Böreği hızlı bir şekilde yapacağım. Bu pilavı da en azından koymuş olayım. O da aradan çıksın. Pilav için kabuğu soyulmuş çiğ bademler az zeytinyağıyla kavruluyor. Bu arada etlerimiz ne durumda? Etlerimiz gayet güzel pişti. İçine eriğimizi de attım. Bir 5-10 dakika içerisinde de pekmezini katacağım. İnce Asiye, bir Mardin yemeği. Benim çok yakın arkadaşım Mardinli. Ben Mardinli bir insandan bunu yediğim için inşallah o lezzette olur. Onu çok isterim. O yüzden yapamazsa bundan puan net kırarım. Ana yemek çünkü çok önemli. Bu arada Seda yine bir açıklama yapmış ve demiş ki, ben İnce Asiye'yi has Mardinli birinin elinden yedim. Tadını çok iyi biliyorum. Tutturamazsa bundan net puan kırarım demiş. Mardinli birinin elinden yemiş. Umarım yemiştir. Çünkü masada ona sorularım olacak. İnce Asiye ile ilgili. Bunu da kaldırayım geri. Hiç sanmıyorum ama hadi yemiş olsun. Tutturacağıma inanıyorum. Lezzetine güveniyorum. Bu yemekleri 2,5 saat değil, bu yemekler ortalama 1,5 saatte yapılıp zaten mutfaktan çıkılır. 1,5 saatte de yapamıyorsa geri 1 saatte de güzel bir şekilde hazırlanır diye düşünüyorum. Bademli pilav için pirinçler bol suyla yıkanıyor. İnce Asiye'ye tuz ekleniyor. O koyduğun nedir? Pekmezimi koyuyorum. Bu arada Seda bir açıklama daha yapmış ve demiş ki, bu yemekleri 1,5 saatte yapıp mutfaktan çıkması lazım demiş. Ne diyorsun bu yoruma? Seda Hanım yine kendince konuşmuş. Aşçı olduğunu söyleyen hanımefendi. Bunlar 1,5 saatte yapılmaz. Zaten pişme süreleri var. İşte oradan anlayın ki aşçılıktan anlamıyorlar. Seda'nın menüsünü merak ediyor musun bakayım? Ben Seda Hanım'ın menüsünü merak ediyordum. Ama anlamadığını gördükten sonra artık merak etmiyorum. Son olarak İnce Asiye'nin üzerine biraz limon suyu sıkılıyor. Bademli pilavla sunulacak ana yemek İnce Asiye nihayet hazır. Kadife pastanın kekine de hemen bakalım. Bu bayağı kakaolu kek gibi olmuş. Kakaolu kek gibi, iç kısmında biraz kızarıklık var. Rengi, görsel şölenimi renkte yapamadım. Peki pastayı bütün olarak mı yoksa porsiyon şeklinde mi hazırlayacaksın? Porsiyon porsiyon edeceğim. Böyle bu şekilde tek bir şey yapıp dilim pasta şeklinde yapmayacağım. Yalnız bundan 6 tane çıkacak mı? Çıkacak, kesilecek o. Küçük küçük konulacak. Etraf birden yağ oldu. Bir şey yok, mutfağın şovudur bunlar.
Pilav için pirinçler de bademlerle birlikte kavruluyor. Ben Çağla Hanım'la Yıldız Hanım arasında bir yakınlık sezdim. Yani dün öpüşmeler, sarılmalar, hayatını ilk defa gördüğün bir insana neden bu kadar samimi olursun, yanına mı çekmeye çalışıyorsun, tarafına mı çekmeye çalışıyorsun? Bunlar tabii ki de düşündürdü açıkçası beni. Şaşkınlıkla izledim orada. Bu kadar samimiyete gerek var mıydı onu da bilmiyorum. Bir strateji mi onu da bilmiyorum. Bana saçma geldi açıkçası. Bu arada Seda ilginç bir iddiada bulunmuş. Demiş ki Çağla ve Yıldız arasında bir yakınlık sezdim. Masada sarılmalar, öpüşmeler, onları şaşkınlıkla izledim demiş. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Evet, biz de ilk geldiklerinde ben de söyledim. Onlar öpüşmekten masaya fırsat kalmadı. Masaya ilgilenmeye. Bunu dün masamda da masasında da dile getirdim Yıldız Hanım'ın. Anca öpüştüler, koklaştılar, birbirlerine oynadılar, ona hediye verdi. Anlam veremedim. Muradiye çorbasının terbiyesi için bir bardak yoğurda bir kaşık un eklenip çorbanın suyuyla ılıştırılıyor. Hazırlanan terbiye çorbaya ekleniyor. Evet, çorbamız burada. Kısık ateşte artık kendisi kaynayacak. Çorbaya başka bir şey eklemeyecek misin? Tuz ve karabiberimi eklemem gerekiyor. Üzerine tuz ve karabiber eklenen muradiye çorbası da neredeyse hazır. Haşlanan bezelyelerin suyu süzülüyor. Bezelyeleri nerede kullanacaktın? Bezelyeyi de böreğimizde kullanıyoruz. Şöyle de hatta karışımımıza gidelim. Karışımımızın içine atıyoruz. Bütün yufka ortadan kesilerek iki parçaya ayrılıyor. Yufkanın bir parçasının üzerine harç yerleştiriliyor. İbocuğum, bu harcın içinde neler vardı? 3 çeşit peynir, zevkinize göre istediğinizi koyabilirsiniz. Bezelyeyi de haşlıyoruz. Ardından karıştırıyoruz. Böreğimizin içine komple seriyoruz. Ve sonra şuradan başlayabilirsiniz. Bu şekilde katlaya katlaya gideceğiz. Bu arada son 34 dakika. Yetişirim. Yufka rulo şeklinde katlanıyor. Diğer yarım yufkanın üzerine de bezelyeli ve peynirli harç yerleştiriliyor. Şimdi ne yapacaksın? Hemen buradaki sardığımızı da bunun içine koyuyoruz. Tekrar sarıyoruz. Bu böyle katman katman sarılan bir börek mi? Katman katman. Yalnız bunun içi pişecek mi? İçi zaten şöyle, peynirler çok fazla şey olmasına gerek yok. Bezelyeyi zaten pişirdim. Yufka kızaracak biraz. Zaten pişmiş oluyor. Ya içine yağlı ya da sütlü sos falan da sürmedin. Bu şekilde oluyor mu yani? Oluyor. Çok da güzel, lezzetli bir şekilde. Bunu yırttım sanırım. Sosla denedim ben bunu daha önce. Kendim dedim ki hani sosla da yapayım. Beğenmedim açıkçası. Ben beğenmediğim bir şeyle başkasına yedirmeyi düşünmüyorum. Bir kat daha sararsam yetecek. İkiye bölünen diğer yufka da aynı şekilde harçla doldurulup iç içe sarılarak hazırlanıyor. Şimdi ne yapıyorsun? Sonuncuyu da boş sarıyorum ki daha çıtır olsun. Rulo şeklinde sarılmış gemici böreği orta kalınlıkta kesilerek dilimleniyor. Ya peki tavada kızartırken iç malzemesi akmayacak mı? Akmayacak çünkü direkt mühürlüyor. Tavaya yapıştığı gibi çok az bir yağ ile yapınca mühürlüyor. El açması yapacağını düşünmüyorum. Beceremez onu. Hani ayarını tutturamaz. Yani şöyle ki risk almak istemeyecektir el açması börekle. Yani hazır ürün kullanıp burada 5 kişi yarışıyoruz. Hani hazır ürünü kullanıp birinci olmayı kimse düşünmesin. Ben kendi günümde de hazır ürünü kullanmayacağım. Bunu da zaten kendiniz göreceksiniz. En ince detayına kadar. Yani bir uğraş olması lazım bu yarışın sonunda. Bir ödülü hak edebilmek için diye düşünüyorum. Bu arada Yağız demiş ki, bence İbrahim el açması beceremez. Risk almak istemeyecektir. Hazır ürün kullanıp birinci olmayı kimse aklından geçirmesin demiş. Yedikten sonra da aynı şeyi yüzüme söylesin. Çok memnun olurum. Pişirmeye ne zaman başlayacaksın? Şimdi pişireceğim. Çorbam artık tamam. Çorbamı bitirdim. Ay, yalnız hala gavurdağı salatasını yapmadın. Pastayı da henüz birleştirmedin. Bir de daha pastanın soğuma süresi de var. Evet. Acaba pastaya mı geçsek? Hemen ona geçeceğim tabii ki. Ya peki börekleri de tavaya atıp pişmeye bıraksan, o sırada diğerlerini yapsan olmaz mı? Bu pişmiyor çünkü hemen yanabilen bir şey. Hemen yanmasın diye başında durmam lazım. Hızlı bir şekilde şurayı temizleyeyim. Yavurdağı salatası için bütün malzemeler bol suyla yıkanıyor. Domatesler kabuklu olarak küçük küçük doğranıyor. Dün çenesini hiç açmadı İbrahim Bey. Çünkü neden? Bugün yarışacağı için. Son 3 günde onu göreceğimizi düşünüyorum. Daha önce programlara katılmış. En az 2 yıl, 3 yıl programlarda olmuş. Çenesi olmasaydı İbrahim Bey'in, o programlarda 2-3 yıl boyunca duramazdı. Çenesi var ki
durabildi. Dün de çenesini göstermemesinin tek sebebi, ki biz çok yorum yapması için uğraştık ama kısa kısa küçük küçük yorumlar yaptı. Yıldız Hanım'ın kalbini kazanmak için tamamıyla bunda olduğunu düşünüyorum. Ama bugün çenesini göreceğiz İbrahim Bey'in. Bu arada Seda yine bir açıklama yapmış ve demiş ki dün çenesini hiç açmadı. Bugün yarışacağı için gerçek yüzünü bize gösterecek. Daha önce programlara katılmış, 3 yıl ekranda kalmış. Çenesi olmasaydı o programlarda o kadar uzun süre duramazdı demiş. Sana hak veriyorum Seda. Çenem var ama haklı yere çenem var. Hiçbir zaman haksız yere konuşmadım. Eğer hakkımı yerseniz de karşınızda hiç susmayacak birini bulacaksınız. Ana yemek incasiye ile sunulacak bademli pilav da ocaktan alınıp tezgahta dinlenmeye bırakılıyor. Salata için doğranan domatesler kaseye alınıyor. Buradan bekarlara ne söylemek istersin? Kafa dengenizi bulduğunuz an aklınıza ilk gelen kişiyle evlenin arkadaşlar. Düşünmeyin. Düşündükçe çünkü şey çıkıyor. Gerçekten mi? Yani çünkü her açığını aramaya başlıyorsunuz. Her şeyi farklı görmeye başlıyorsunuz. Ben gördüm, hemen evlendim yani. Doğru kişi olduğunu hemen anladın mı? Hissettiriyor. Ya peki binlerce talibinin arasında hiç mi doğru eş adayı çıkmamıştı? Yok ya, geldi bir tane gerçekten çok böyle beğendiğim, muhteşem. Tamam dedim, budur. Ne oldu peki? Olmadı. Niye olmadı? Demek ki o zaman kısmet ya da vakti değilmiş diye düşünüyorum açıkçası. Gavur Dağı salatası için yeşil biberlerde küçük küçük doğranıyor. Vay be! Demek kısmetini aramak için 3 sene ekranda kaldın. Ama bir türlü kısmetimi bulamadım ve dışarıda çok da güzel pırlanta gibi evladımın da annesi olan Elif'le karşılaştım. Dedim ben seninle evleniyorum. Biraz da şey yapayım. Kaynanam ne güzel kız doğurmuş ya. Kaynanamla yürüyeyim de bari. Kayınvalidenle aran nasıl bakayım? Kaynanamla iyi, çok iyi. Sağ olsunlar, beni kendi evlatları gibi hiç ayırmıyorlar. Onların da 3 tane çocuğu var ama beni hiç ayırmaz. Sağ olsun, var olsun. Ya iyi ki varsın kaynanacığım. Mor soğanın ardından salatalıklarda küçük küçük doğranıyor. Ve son 15 dakika. Hala kadife pastayı birleştirmedin. Böreğini de kızartmadın. Böreğim 5 dakika. Elde ufaltılan cevizler de salataya ekleniyor. Sosu sonradan hazırlanacak olan gavur dağı salatası da buzdolabında dinlenmeye bırakılıyor. Izgara tavaya bolca sıvı yağ konuluyor. Şimdi neye geçtik? Böreklerimize geldik. Böreklerimizi de hızlı yapınca bir tek pastam kalıyor. Burası dağınık oldu. Gemici böreği iç kısmı tavaya gelecek şekilde yağda pişmeye bırakılıyor. Ay, yeterince kızmadığı için börek yağ çekmesin sonra. Çekecek bu. Biraz yağ çekiyor, yufka çünkü. Hemen içine alıyor, peynirler de var. Tabii onu denedik. Yağın kızana kadar kadife pastayı mı yapsan acaba? Hah, doğru. İki kat olacak şekilde ortadan kesilen kekin yarısı cam kaba alınıyor. Şimdi nasıl yapacaksın anlat lütfen. Direkt şu anda güzel bir sunum yapmak isterdim ama sırf tatlı yesinler diye. İstediğin gibi olmadı mı ya? Gerçekten içime sinmedi. Bunu açıkça masada da söyleyeceğim. Tatlı içime sinmedi. Normalde nasıl olması lazımdı? Normalde süsleme yapabiliriz. Yani bunu en fazla yapacağım şey sunum olarak. Ben belki sunumda biraz şey olabilirim. Yetiştiremedim derim. Olur, biter. Kremanın üzerine kekin diğer yarısı da yerleştiriliyor. Hadi hemen diğer börekleri de at tavaya. Bunların yanlarını da pişirecek misin? O kendi zaten pişiyor o sıcaklıkta. Herkese kaçar tane vereceksin? İkişer tane. İç kısımları tavaya gelecek şekilde yerleştirilen gemici börekleri bol yağda kızartılıyor. Pişen kısımlar ters yüz ediliyor. Ay, hemen tadına bakmak istiyorum. Balı şimdi mi dökeceksin? Tabii ki. Balsız yenmez diyorsun yani. İşte ballı gemici böreği. Lezzet şöleni. Pişen gemici börekleri cam kaba alınıyor. Kalan börekler tavada kızartılıyor. Bu börek Bursa'ya aitti değil mi? Bursa'nın ballı gemici böreği ismi. İsmi nereden geliyor acaba? Ona hiç bakmadım, sormadım da. Büyük ayıp ediyorum hala bilmemekte. Gemici diyorsa gemilerle alakası vardır diye düşünüyorum. Adı üstünde. Ballı gemici böreği. İçerisinde 3 çeşit peynir var. Bunlar çok uzun soluklu dayanabilen ürünler. Büyük ihtimalle uzun seyahatlerde Bursa'dan giden gemiler bunu kullanıyordu. Yiyorlardı, yapıyorlardı. Peki ana yemek öncesinde ballı bir börek olmasına laf ederler mi acaba? Yo, ana yemeğimde de hafif bir tadım var. O yüzden sıkıntı yaşamayacaklar. Damak tatlarına hitap edecek. Çok da lezzetli oldu. Çıtır çıtır şu an. Ballı gemici böreği hiç yemedim ama araştırdım. Bu börekten daha çok tatlı gibi geldi ve arada gelmesi rahatsız edici olabilir. Yani ondan sonra ete gideceğiz. Davet masası değil mi? Bir yarışmadayız. Her şeyden önce televizyonda yarışıyoruz birbirimizle. Madem yapacak da açaca börek yapacak da bir hamur açsaydı o kadar şeyse.
hazır yufkaya asma. Hazır yufkadan yapacak. Ha, hamuru açarsa deneyebilirim. Ama hazır yufkayı alıp sararsa benlik bir şey değil. Şimdi ne yapıyorsun? Kremayı biraz böyle hani görsel olsun diye böyle bodoslama koymak istemedim. Buzdolabı poşetine konulan krema kekin üzerine yerleştiriliyor. Krema az geldiği için kekin üzerine spatula ile sürülüyor. Ya İbocuğum, bu kadife pasta pek olmadı sanki. Tatlı konusunda gerçekten benim de moralim bozuldu şu an. Beklentilerimin altı. Ay, ya kadife pastada Antep fıstığı olmaz derlerse? Olur olur. Olur mu? Emin misin? Ben koydum, oldu. Kadife pastanın üzeri toz Antep fıstığıyla süsleniyor. Pastamız bitti mi? Bu da bitti. Böreğim tamam. Salatam, sosları var en son. Ay, hadi hemen at dolaba. Yemeklerin tamam ama tezgahı da iyice temizlemen lazım. Hadi eviyenin kenarlarını da sil bakalım. Her şey tamam mı? Bitti. Yürümüş bitti. Hemen gidiyorum giyinmeye. Hadi o zaman doğru giyinmeye. Merhaba, hoş bulduk İbrahim. Ne haber? Merhaba, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Veriyor. Senin de ceket ne güzelmiş. Yılların ceketi. Vallahi. Uğur getirsin diye. Aa, iyi yaptın. Getirmiştir inşallah Uğur. İnşallah. Hadi bakalım. Kapıyı da kapatırsın dedim ama... Merhaba, kolay gelsin. Kolay gelsin. Ay, bugün ceketi bordo, tabakları pembe. Oy. Ay dur, tansiyonum düştü. Tansiyonum bir şey yok. Ay, tuzlu ayran var mı? Var, getirebilirim. Ortadakini görünce. O ne ya? Mum diktim. Tüy dikeceksin birazdan da. Ben de mum diktim. Allah aşkına şu griler tamam da onların da altına bir şey koysaydım. O da renk katsın istedim masaya. Çünkü öyle bir renk katmış vardı. Ki, öyle bir renk katmış ki yılın bence en şık masası seçilmeyecek mi Gürbüz? Mumları kendi yapmış. Ha mumu, ha bu seni yaptık bak. Evet, el becerine, yani. Emeğine renk sağlık. Alalım. O çok güzel. Sen onu bana hediye et bence. Ya da eve bırak. Sen onu neyse koy. Bol bol kullanırlar. Çok tatlı bir bebeği var Zuhal Hanım. Buraya mı getirdin? Gelelim. Ay Feza'yı. Evet. Ay çok hastalık var bu ara. Niye getirdin çocuğu? Olsun, değişik bir anı oldu bize de. Güzel oldu. Ay nerede? Şu an gitti. Ah kaçırdım. Allah bağışlasın. Nasıl Gürbüz? İnanılmaz tatlı bir kızı var. Ay Allah. Gürbüz'ü bırakmadı zaten. Aa. Yapıştı kaldı. Hayret, sen kapıyı kapı açtı. Çalıyor. Ben de şu enteresan olayı çözeyim. Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhabalar. Teşekkür ederim efendim. Merhaba İbrahim Merhaba. Bey. Merhaba. Buyurun. Merhaba. Çok şıksınız. Merhaba. İbrahim Bey, çok şıksınız. Siz de öyle efendim. Kolay gelsiniz. Teşekkür Nasıl ederim. Geçti? Merhaba. Güzeldi. Merhabalar. Merhaba Çağla, hoş geldin. Nasılsınız bugün? İyi canım, sen nasılsın? Seda merhaba. Teşekkür ederim. Amaşa bugün Zülen. Hoş olmuş. Evet. Merhaba Yıldız. Merhaba. Merhaba, hoş geldin merhabalar. Yıldız. Merhabalar. Merhabalar, merhabalar. Evet, bugün de hoş geldiniz. Evet. İbrahim'in yarışmasına. Hemen sofraya bakın, değerlendirin ki yemeklere geçelim bir an evvel. Evet Seda, seninle başlayalım. İbrahim Bey, bugün su içmeyeceğiz herhalde, bir içecek içmeyeceğiz. Bardakları Aa, göremiyorum ama... Aa, bardaklar nerede İbrahim? Bardaklar şöyle. Nasıl? Siz bir değerlendirin, ben izah ederim. Evet, bardaksız değerlendirmeyi göze alıyorsun yani şu an. Tabii tabii. Peki. Yani eksik olmuş hiçbir olmuyor şey mu? Zaten hiçbir şey bardak değil. Olmayınca Yıldız'ım eksik olmuş olmuyor mu? Yani şimdi ben, sıra bende mi? Ben konuşabilir miyim? Yok şimdi, yok. Bir saniye. Bu bardaksız olma olayını açıklaman lazım bence şu şöyle an. Şöyle açıklayayım, bardaksız. Çünkü bundan dolayı çok eleştirilirsin. Evet, yani şöyle, biz kendi evimizde de misafiri ağırladığımızda içecekle beraber bardağı koyup getiriyoruz. Buraya getirmiyoruz. Ziyafet masası. Dolayısıyla dikkatini çekerim. Bir yere gidiyor evet. Zaman. Evet, evet, masada olması. Yani masayı şık gösteren ne olabilir? Ben bu şekilde düşündüm ve böyle uygun gördüm. Öyle siz göremezsin. De buna göre değerlendirirsiniz. Öyle göremezsin. Öyle neden yorumlayıp siz dün her şeyi öyle yapıyordunuz? Ama benimki dört dörtlüktü. Saraydan dört gelmedim. Ama çatallarınız yoktu. Dört dörtlük bir saniye. Çatallar bir saniye. Sen şu mumu lütfen kendi evine bile, eşinle bile baş başa yemek yerken bunu koymam. Daha şıkını koyarım. Koyarım. Niye koymayayım? Bir bakar mısın kenara? Yakıyoruz ya biz. Yakıyoruz ya biz. Burada çocuk partisi mi var? Yemek yiyoruz. Evet, ziyafeti gelmişiz. Var. Yapmayın ya, burada çocuk yok, hepimiz yetişkin insanlar. Evdeki mumları mı getirdiniz? Evdeki mumlar değil, onlar buradaydı. Oradakini ben sizin için ortaya koydum. Buranın mumları değil mi bunlar? Hayır ama yakılmış zaten mum. Evet. Yakılabilir, mumdur, yanmak için var. Ya, tamam, en azından ağzına bir şey koyarsın.
Yakmak için tabii ki var. Seni kırmak için de, incitmek için de söylemiyorum. Bunun altına şık bir şey koy ya da bunu bir, şunun bir ufağını... Ben sadelik seviyorum. Ama bu sadeliği de koydum, ortaya çiçek... O zaman bunu yani canlı çiçek bu koysaydın üstüne gibi. Hani yanınızda canlı çiçek yazıyor en azından. Canlı çiçek mi koysaydın? Sen gene ortaya koy, yarışmacı öyle karar vermiş. Kalsın ortada o pembe. Pembe, pembeyi koy. Pembe önemli. O pembeye ne diyorsun Çağla? Sizin renginiz de uyumlu. Evet, teşekkür ederiz ama olmamış ya. Loğusa Partisi'ne gitmişiz şu an gibi. Loğusa Partisi. O da zaten kullanılmış mumları önümüze koymuşlar. Belki şey paradan tasarruf etmek için olabilir. 4 tane tuzluk olması lazım. Bunun parayla bir alakası yok. Ben lezzetle buraya geldim. 2 tuz, 2 karabiber olması lazım ve yapış niye, yapış. Niye bir tane bu. Yetmiyor mu? Yet ama burada bir kişiyiz mi? Ya herkes dökmüyor kusura bak, bakmayın da bir tane koydum. Bak bir tane bu tarafa olur şöyle eşit. 2 tane de orada olur lütfen. Kimse tamam bana daha sonra siz kimsenin uyarılmasına ihtiyacım yok benim. Ben kendim bu şekilde dizayn ettim ve koydum. Mumdan daha çok yani mum bence gereksiz konuşuyoruz. Mumdan daha çok masada bardak yok. Evet, evet bardağı ben... Masa bardak. Şimdi açıklaması şöyle, normalde içecekle birlikte getiririm, normalde evet. Durmasına gerek yok diyor. Seni tatmin etti mi bu açıklama? Şöyle bir sade masaya bardaklar olsaydı daha güzel olurdu. Hani masa boş gözüküyor şu an. Eksik gözüküyor. Evet, hani eksik böyle bardaksız vesaire. Onun dışında... Yani ben zamanım yetmedi. Yetiştiremedim, boş koyamadım sandım. Masa İlk eksik. Masayı yaptım masa ben. Eksik, evet boş işte. Eksik evet. Olduğu için eksik. Boş gözüküyor yani. Yani şimdi eksik menüye girmez bardağı yok diye. Ama... Masa olmasaydı girerdi, evet. Bazen evet. Öyle maalesef manzaralarla da karşılaşıyoruz. Bir örtüyle geliyoruz yani bomboş. O zaman eksik sayılıyor ama... Yani söylediğim mantıken olabilir. Evet evimizde de ama... Yani normalde de mesela evimize misafir çağırdığında da bardaklar takımdır. Yani evet. Servis açmak diye bir şey vardır. Evet. O noktada yanlış hareket ben etmişsin. Bilirim. Kültür kesinlikle. Yuval Hanım şu anda size şık gösteren ne var hayatım? Hayatım? Boynunuz güzelim yani güzel bayan. Teşekkür. Boynunuzdaki kolye değil mi? Evet. Ama bu masayı da şık gösteren bardaklar olurdu. Niye Zuhal Hanım'ın yüzüne bakınca güzel değil mi? Sadece kolye mi gösteriyorsun? Teşekkür ederim o ayrı daha da. Daha şık beni gösteriyor. Örnek verdim. Tutarak, gerçekten şu, bu bir yarışma programı ve televizyon programı. Yani dolayısıyla görsellik önemli. Evet. Sen keşke bardaklarını koysaydın. Evet, kesinlikle. Çünkü servis açıyorsunuz, takım koyuyorsunuz ya. Yoksa normalde de mesela kaseleri evde mutfakta bırakırız. Evet. Kendimize servis yaparken çorbaları servis yapıp getiririz. Ama mesela yani işte yarışma programı dolayısıyla görsellik. Ben şu anda nasıl hissediyorum biliyor musun? Benim bir yakın arkadaşımın annesi yemeğe çağırmış. Beni öyle bir masada yemek yiyorum. Yakın arkadaşın annesi bence böyle bir sofrazlama çok komple daha hazırlar. Zaten şu an bence böyle al. Evet böyle yeterli. Sağ ol. Masanın üstünde hep tozlar. Toz mu var? Bakın kendin şuralara bakın. Zaten Zuhal Hanım bu şey eridiği zaman direkt masaya dökülecek. Yakmasın zaten. Geçenlerde bir yarışmacı da yaptı aynı hatayı. Yaktı mumlar altında bir şey olmadan. Tabii bir ahşap koymuş. Yıldız Hanım bir şey söyleyeyim mi? Tabii en ki. Azından şöyle bir şey söyleyebilirim. Tabii ben ki. Görgüsüzlük yapıp 65 bin lira harcamıyorum. Sadece bunun görgüsüzlük sadelik, değil. Televizyona çıkıyorsan sadelik. Hakkını vereceksin. Görgüsüzlük diyemezsin. Önce hanımlardan. Tamam keşke görgüsüzlük demeyelim. Yemezsiniz de evet. Bu size verilen bir değermiş. Maalesef ama vallık başkalarına yani batıyor. Yani ben değeri yemekle de görmek isterdim. Televizyona çıkıyorsun bak bir sürü kamera var, emek var. Bir sürü insanlar var. Gerçekten dünkü masayla bunu bir tutabilir misiniz? Yok yok en azından masa. Altın olarak sizin bir bardaklarınız var. Rahatsız olduysanız. Varaklı diyorsun. Ama değiyor. Olsun. Şöyle bir şey size değer. Rahatsız olduysanız. Almadım rahatsız olmadım. Ondan bahsetmeyecektiniz. Siz rahatsız olmadım. Neden rahatsız olsam harcamam İbrahim Bey. Örtünüzü alabilir misiniz? Anladın mı? Ödük peşinde de olsam o parayı harcamam. Dinleyelim birbirimizi. Şimdi yani benim hakkımı savunuyorum şu bazı anda. Bazı yarışmacılar yaşadıkları şehirden başka bir yerden geldikleri halde kamyonla, arabalarla, bazen uçakla, bavullarla, kolilerle kendi takımlarını getiriyorlar evdeki olanı. Bazen ekstra bir şey alıyorlar, özeniyorlar. Çok saygı duyuyoruz ve teşekkür ediyoruz tabii acaba? Ki. Neden acaba? Fakat bazıları da buradaki imkanlardan faydalanıyor. Tıpkı İbrahim gibi. O da eyvallah. Ama özenene, bözenene, ekstra ihtimam gösterene de teşekkür ediyoruz. Bazen puanları da yansıtıyor yarışmacılar. Bazen yansıtmıyorlar. Yani insan evine gelen misafirlerine söyler mi ben şu kadar harcadım, bu kadar harcadım? Sen söylersen ben de böyle söylerim. Şimdi burada daha çok masada doğru servis açıldı mı? Çatalların, bıçakların yönü doğru mu? Eksiksiz evet. Mi? Çift servis açılmış mı? Efendime söyleyeyim. Yani bir çiçektir, bir mumdur, bir şamdandır, bir süstür. Bıçaklar konulabilir. Bile yanlış fakat konulmuş. Zaten kendi el emeği, kendi yaptığı göz nurudur, emek vermiş. Ne kadar güzel. Ben senin yerinde olsam birer tane hediye ufak ya da işte hatıra... Öyle oraya bir yere koyarım ama bu pembe zaten çok uyumsuz olmuş. Burada tek başına çıplak fitili bu kadar. Zaten en çok ben onu yadırgadım. Ama tabii kendi zevki eleştiririz. Ama bardak bence en önemli şeydi bu masada bulunması gereken. Bardaklar inşallah yemişlerdir. Unuttum.
Ama güzel çevirdim. Masa düzeni zaten yoktu ki. Yani kendi mumlarını herhalde reklam etmek için getirmiş. Dalga geçer gibi böyle hani yeni çocuk doğmuş gibi pembe bir tane mum vardı. Zaten iki tane daha mum vardı ve onlar kullanılmıştı yani. Daha önce yakılmış, evden getirmiş. Bence bu çok büyük bir saygısızlık. Zaten masada bardak yoktu. İbrahim Bey'in hiç böyle bir masası yoktu ortada. Yani ortaya bir tane pembe mum koymuş. O çok kötüydü. Bayağı güldük yani o muma. Bardaklar eksikti. Yani bardak olmaması ne demek? Oraya bardak koymayarak bir süre kazanmışsın çünkü sonuç olarak burada bir 2,5 saat var. Orada kılıf uydurdu İbrahim Bey. Ben işte nasılsa o zaman kaseler de koysaydı, çoraba koyacak zaten. Öyle bir mantık yok. Full hazır olması lazımdı masanın. Günümdeki masayla bu masanın kıyaslaması bile olmaz. Bardaksız, düzensiz bir masa. Ortaya koymuş, yanmış, sönmüş bir mum. Daha önce yakılmış bir mum. Ortaya koymuş, al sana masa. Maalesef çok pasif, hiç beğenmedim hiç. Yağız, menü nasıl? Bir aşçı yamağı olarak menü... sana sorayım. Menü güzel, bizi Arap mutfağı, Mardin mutfağına taşıdı, lezzetleri olursa... Hangi yemekten bahsediyorsun? Muradiye çorbası Bursa'nın... Muradiye çorbası değil de... İncasiye yemi diyorsun. Ya sen bir de aşçısın ara ya. Yemek olarak Osmanlı mutfağı... Aşçı yok, çıra. Hoşumuza gitti menünüz. Daha önce yediniz mi? Lezzeti yerindeyse göreceğiz. Yağız Bey, daha önce yediniz mi? İncasiye'yi yedim, evet. Nerede yediniz? İş yerinde. İş yerinde. Evet. Sen mi yaptın? Mardin yok, olarak. Yok, benim ustalarım yaptı. Mardin yemeği midir İncasiye? Mardin, evet. Tadı nasıl normalde? Peki? Arap mutfağı. Tadı nasıl? Evet. Ya etkilenmiştir Arap mutfağından da tam olarak Mardin yemeği değil bu aslında. Saraydan gelen bir yemek. Biraz bizim mutancanaya benziyor ama sadece kuru yemiş yok işin içinde bildiğim kadarıyla. Peki menü genel olarak nasıl Çağla? Bana çok basit geldi. Basit. Ve çok tatlı geldi yani zaten... Tatlı. Ballı gemici böreği zaten tatlı üstünde bal var. Doğru. Onun üstünde nisaciye... İnsaciye. İnsaciye. Onun üstünde zaten... pekmez tatlı, var. Evet, o tatlı. Zaten kuru meyveler var. Yani tatlı geliyor. Tatlı tatlı yemiş olacağız yani çok. Tatlıyla tuzlu çok karışmış. İnanılmaz karışmış. Bu biraz Osmanlı mutfağında vardır ama evet, meyveli vardır. Etler falan. Evet. Tabii ki vardır ama bence bu kadar tatlıyı tuzluyu karıştırmalı mıydı? Bu tartışılması gereken bir konu. Sonuca bakacağız. Peki önce tabii tadına bakacağız çorbamızın. Murat eline sağlık İbrahim. Afiyet olsun. Hadi afiyet olsun herkese. Eline sağlık ama bunun üstüne bir süs bir şey isterdim. Dünkü havuçlarıma laf söylüyordunuz İbrahim Bey. Evet bunlar şöyle göster. Bir saniye bu da çorba içiyoruz. Size denk geldi. Biri büyük biri ufak. Pardon. Gördünüz değil mi? Gördüm. Ben biraz kişiye özenmiş gibi ben oldum. Kusura bakmayın. Pardon çok özür dilerim. Burada 5 çeşit var ve ben yarım sen 1 saat önce mi bitirdin menüyünü? 6. Yo ben birebir zamanında bitirdim. Zamanında, evet. 6 çeşitli zamanında bitirdim. Evet, pişme sürelerini biliyor musunuz? 11 çeşit yaptım. Hayır, hiç fark etmiyor. Bunca yıllık tecrübe pişme süresi ne diye bir şey hiç var biliyor musunuz? Hiç fark etmiyor. Yani, bunu benim önüme çorba olarak getiremezsin. Mesela sadece kuzu etini pişmesi 1,5 saat sürüyor. Ben de kuzu incik pişirdim. Hem haşladım hem fırına koydum. Ben etinizle ilgili bir şey söyledim mi? Ama hayır. Bak ben şu anda et konuşmuyorum. Şu an çorbayı konuşuyorsak çorbanın pişmesi de zaten 50 dakikaya buluyor. Ama bak bu havuçlar eşit mi? Eşit mi? Burada eşit üstünün değil. Yağları zaten yağları geldi. Şöyle bir şey yazmıyor. Sizin eşittir. Ben öyle bir şey demedim ki. Şu anda çorbamın üstünde sarı tabakayla dolu dolu yağlar var. En azından ben olsam bir süs koyardım bir şey. Biraz nane ya da taze nane olabilirdi, maydanoz olabilirdi. Görülmez ben şu anda peki, bunu... Peki tattın mı Yıldız? Ama bunu sen tadabilir misin? Tattınız mı siz? Ben tattım, ben senin de tatmanı bekliyoruz. Dereotu üstüne koydum. Önce bir yiyelim, sonra da bunları konuşalım ekstra okay. Görselliğini. Tabii ki Seda yemiş galiba. Evet, ben yeteri kadar içtin mi tatlım? Efendim? Yeteri kadar içtin mi? Evet, içtim. Tamam. 7-8 kaşık aldım. Al. Çorbanın lezzeti güzel, sadece şehriyeler çok pişmiş. Bakın hamur hamur. Yani inanılmaz pişmiş. Bence bu kadar pişmemeliydi. Ki kesinlikle pişmemeliydi. Onun haricinde hani tavuk yani tavuk da eğer taze bir tavuksa onun üzerine yağ olacaktır zaten. Yani tavuğun yağlı olur zaten tavuk. Başka bir şey yok mu? Sıfır tuz. Hiç tuz yok. Tuz yok evet. Sıfır tuz hiç yok. Ona gelmedim. Yorumum daha bitmedi. Ben kabakların ve havucun doğranmasıyla alkalı bir problem görmüyorum. Orada size katılmıyorum. Yani kabuklarını bile doğramamıştınız. Siz kabuklarını bile doğramamıştınız dün havucun. Ben ama söyledim size değil mi? Tamam. Onu biz de unuttum. Ona yaşıyoruz. Onu kabul etti hata. Benim şu anda tavuklarım yanmış. Çorbanın içinde yanmış bir tavuk görür müsünüz? Ben görüyorum ama bak. Yanmış mı? Yanmış. Bak kendiniz görün. Evet çorba tuzsuz. Benim yarım bu kadar. Yanmış mı yoksa tavuğun yanmış. Siyah? Hayır. Bir bakar mısınız? Kavrulurken o siyah tarafı. Siyah önce tarafı kavruluyor değil. Ya.
Kavrulurken evet o kısmını yemek komple yanık tutmuş. Her şey de yıldızı bulmuş ha. Büyük havuçlar, yanık tavuklar. Şansım işte o da yani benim hakkımı yerseler öyle olur. Kişi kendi nasıl düşünüyorsa onu çekiyor. Dünkü gibi evet yemeğimi yiyip yiyip de beşi yapıştırdığınız yiyip gibi. Yiyip derken izlersiniz. Dolmayı peki. Çok beğendik. Hiç ses çıkar. Ay çok iyi oynadınız İbrahim Bey. Nasıl biliyor musunuz ya? Gününüzü dün hiç nezaketi... Hani, ne oynadığımı söyler misin? Şöyle size anlatayım mı? Benim babaannem derdi ya, nezaketinle de karşındakini utandırabilirsin. Böyle evet. Çok nezaketli olmuş, olmamış, mın 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 yiyip yiyip beşi yapıştırıp... Nezaketten bir bahsettim. Nezaket mi gösterdim size dün? Evet. Nezaketten bahsettim. Hiç karanlık yapmadınız. Bir dakika, utandınız mı peki? Nezaket derken. Hayır, altın derken... Çağla'cığım bir şey soruyorum. Altın derken? Oraya kaymayın. Önce bir buraya bakın. Ben tabii size sorunuzu cevap veriyorum. Tabii ki İbrahim Bey. Utandınız mı peki? Hayır neden utan? Hani ben babaanne demiş numara ya bir... nezakete utandırır diye. Siz utandınız mı? Hayır neden utanacak ben bir şeyim yoktu. Ben nezaket gösterdim mi size? Ama benim utanacak bir şeyim yoktu. Olmazsam krallar... Yani nezaket göstermek kötü bir şey mi de siz öyle tabii ki ama gününüzü oynadınız. Bugün de bunu nasıl benim önüme koyamazsınız. Neyini oynayayım ben burada? Kaç kişi daha yarışacak benden? Al o zaman. Bak. Tamam yiyin bir tadına bakın. Peki. Baktım tuzsuz. Tamam başka. Tatsız tuzsuz. Tatsız, İçinde tuzsuz. Bezelye beğenmedim. Olması gerekmiyor muydu? Ne olması? Bezelyesi. Bezelye yok bunda olmaz. Ben bir yerde de daha görmüştüm. Yok bunda yerde. Bezelye yok. Havuç olur. Kabak havuç olur. Ben, kabak benim bildiğim az da bezelye evet. Atıyorlar, katıyorlar. Yok. Böyle, isterseniz bir daha bakın. Oldu. Hayır burada gereksiz yorum yapın. Kabak ve havuç. Karar veremezsin benim yerime. Yok ama gereksiz oldu. Hayır bezelye. Değil değil. İstediğinizi sayın. İstediğinizi sayın. Sayamam ne sayayım. Şöyle siz dün dediniz de daha iyisini yap diye. Ben sizden daha iyisini yaptım. Ay gerçekten. Siz de şu anda beğenmemi... Gerçekten bu söylediğine inanıyor musunuz? Asıl oynayan sizsiniz. Şu anda söylediğine inanıyor musunuz? Çağla seninle devam edelim çorba yorumuna. Ya şöyle Muradiye çorbası denmiş. Evet sanki ismini böyle değişik koyarak böyle bize çok daha değişik bir tat yapacağını göstermek istemiş ama bildiğiniz... İsmini o mu koyduk ki zannediyorsun? Muradiye diye bir çorba var. Bursa'dan değil Muradiye öyle bir çorbamız bir yerde var. Öyle seçerek daha doğrusu. Öyle seçerek. Ha seçerek. Evet yani yoğurtlu, sebzeli bildiğiniz tavuk çorbası. Ki yoğurt adına zaten yoğurtlu hiç... mu? Yoğurtlu, yoğurtlu, yoğurtlu. Hayır. Yoğurtlu. Bağlamak için. Ume yoğurt var bağlamak için. Evet, ha yoğurt mu koydun? Ha terbiyesine. Evet. Yani yoğurdu da kesilmiş. Hiç evet yoğurt, ben yoğurdun kesilmemesine bakmıştım ve kesilmiş. Belli kesilmiş. Kesilmiş değil de pütür pütür kalmış. Yani kesilmiş tam iyi demek ona kesilmiş demek lazım. Tam iyi çarpılmamış Allah'ım diyor. Nasıl ona kesilmiş demek yok hayır kesilmemiş. O çırpılmamış diyor sen kesilmiş diyorsun. Yok, kesilmiş. Yani 18 yaşındaki birisinin dediği yoruma zaten bakamam çünkü. 18 kim ya? Sen 18 yaşında mısın? Evet. Aa dün ben çok gencim diyeceğim de 23-24 falan zannettim. Yok 23-24 de değil. Dışten Deve Yusuf geldi aklıma. Ay canım çok hayatını bağırdı. Yani şöyle ki akıllı yaşta değil baştadır ki ben akıllımla konuşmuyorum. Mesleğimin hani gördüğüm şeylerden bahsediyorum. Yani bunu anlayan birisi der zaten kesmemiş ama hani... Bir saniye gastronomi mezunumuz var. Çıtır. Şimdi siz kesilmiş mi çırpılmamış mı? Bu çorba yok. Kesilmiş. Bu çorba çırpılmamış baştaki değil. Baştaki yorumunuzda neden o zaman kesildiğini iddia etmediniz gastronomi mezunu Seda Hanım? Ben zaten tuzsuz olduğunu söyledim. Ben söylemeyene kadar yorumda... hiç kimse söylemedi. Yani çok iyi okumuşsunuz ya. Katılmamalı mıyım size? Tabii ki katılabilirsiniz. Tamam katılıyorum. Yağız Hanım kesilmiş. Yıldız, Yağız. Yıldız bir şey, bir şey söyleyeceğim. Sen demedin ama yorumunda en önemli şey eğer kesilmişse bir çorba kesilmiş. Beni en çok rahatsız eden hamur hamur ama şehriye. Ama sen tadı güzel dedin bizim yorumumuzda. Ben dedim ki şehriye aşırı şekilde beni rahatsız etti hamur hamur oluşu ve tuzsuz dedim. Hamur hamur derken şehriye niye acayip? Ne yediğini Seda Hanım, ne yediğinizi de bilmiyorsunuz. Dolmaları da lapa lapa yiyip beri puan vermemek ben gibi. Bunun da içinde yemedim. Ne olduğunu bilmiyorsunuz gerçekten. Nasıl bilmiyorum? Siz kesilmiş bir yoğurdu kim söyledi? Kesilmiş. İlk... Var içinde koyuyorlar. Kim diye bezelye oldu? Ben Çağla Hanım söyledi sonra İnternetten bakabilirsin. Kesilmiş bir yoğurt ama. Bir şey sorabilir miyim? Tabii ki. Çorba nasıl kesildi? Yani şu çorbayı ben kesilmiş nasıl kesilmiş ama. Ha, ne yaptım da gerçekten yoğurdu kaynar, dökerken kaynar, kaynarken, dökerken karıştırmasan kesilir. Ay, yok şekilde yapmıyorum ki bir kasenin içinde yapıp tamam suyunu işte, koyup öyle çırpmaya devam ettim. Ama ilk çırpman lazım. O yoksa kesilir. Yavaş bir de ılıkken karıştıracaksın. Arkadaşlar izlersiniz. Soğuk suyla katacaksın. Ne yoğurdu kullandın? Normal yoğurt. Tava yoğurdu kullandın. Peki sen beğendin mi tadını? Beğenmedim çünkü hiç tat tuz yok. Sen de beğenmedin. Ben ayrıca beğendiğimi de söylemedim. Sen de beğenmedin. Sunum olarak hiç güzel değil. Ay kimse beğenmedi çorbayı. İkisi aslında söylemişti ama neyse. Peki bir farklı bir şey kullandım. Ben bir tatlı bir tat alıyorum da. Tatlı bir şey yok. Havucun verdiği tatlılık olabilir. Olabilir belki de. Belki de havucun tadıydır. Tatlı bir şey. Ama kesilmiş diyen var mı başka? İki kişi dışında kesilmiş diyen var mı? Kesilmiş demiyor musun? Ben de kesilmiş olduğunu görmüyorum yani. Kesilmiş kesilmedi dediğiniz ama. Yani kimin oynadığı belli oluyor o zaman. Bir kesilme yok.
Kesilme olsa zaten onun o kesif kesif tadı da gelir yani. Kesilme yok. Ama kesilme var diyorlar. Bir pürüzsüz değil yani çorba. Çorba pürüzsüz değil. Hmm. Kesinlikle değil. İşte iyi çırpılmadığından ötürü olduğunu söyledim zaten. Ama belki o anlama de. Geliyor. Evet, hani iyi çırpılmamış. Unla yoğurt iyi çırpılmamış. Evet, bundan ötürü. Sadece yani. Un şu kıvamı bundan ötürü. Terbiyeye? Tabii ki yani kıvamı ideal değil. Hiç onu savunmuyorum. Hiç girmiyor mu? Kıvamı... Limon girmiyor. Teşekkür ederim. Sen tuz koymayı unuttun mu İbrahim? Yok, bayağı buram buramda tuz da koymuştum. Vallahi hiç yok tuz. Herhalde sebzeler çekti biraz. Sorunuzu alabilir miyim? Şöyle soracağım, şimdi siz aşçı yardımcısı diyorsunuz ya. Evet. Mesela şimdi 18 yaşındasınız, oradan yola çıkıyorum. Mesela aşçılıkta ne yapıyorsunuz? Arkadaki tencere misiniz? Ya da sos kabı mısınız? Yo, hayır. Gayet onun yemeği yapan aşçıyım ben. Nedir bu? Arkadaki tencere misiniz? 18 yaşında çünkü aşçı yardımcısı olmak çok büyük bir mertebedir. Ha, tencere tava mı taşıyorsunuz? Ya da garsonluk yapıyor olabilirsiniz. Hayır, ben buna cevap verebilir miyim? Aşçı yardımcısı demek aşçı olmadığı zaman yemeği çıkartabilen kişiye söylenir zaten. Çıkartan arkadakidir. Gerçekten öyle. Yani personele çıkartıyorsa yardımcı denilmez bu insana. En çok bunlar yorulurlar. Çünkü şefler bunu yap, bunu yap, bunu yap. Sanki şef yapmış gibi. Aslında yapan bunlar. Evet, ama 18 yaşında aşçı yardımcısı. Orada Yıldız Hanım doğru şekilde yönlendirmektir ama. Tabii ki yetiştiriyorsunuz yani, ona bir şey demiyorum. Yanlış dışarıdan konuşmak ama normalde çok normal o. Ben biliyorum. Yani aşçı yardımcısı hayatım. Yağız için konuşmuyorum. Benim 20 tane aşçı çalışanım vardı. Aşçı mutfağın içerisinde miydiniz Yıldız tabii, Hanım? Tabii ara sıra bakıyordum tabii ki. Ara sıra bakmakla olmuyor bu iş. Şef bunu yap bunu yap bunu gelip bana soruyordular. Tamam o şef oraya çıkıyor koyan oraya şeftir kendim ama. Kendim yaptım diyor. Yönlendirdikleri kişiler yalnız 18 yaşında değildi. Onlar da şef aslında hepsi. Ama bu şimdi yetişecek ya. Bu kadar 18 yaşında olduğu için ben ona biraz şans verin. Anlıyorum ama beni zaten hani yönlendiren kimse yok. Benim yönlendirdiğim stajyerler var. O derece. O derece. Tabii. O olmaz. Tabii. O olmaz şimdi. Efendim? Nasıl bir mertebe yükseldiniz mesela eğitimsiz falan? Çalışarak, çabalayarak. Kaç yaşından beri? 10 yaşından başarı beri. Başarı bir yoldur. 10 yaşından barış beri noktası mi çalışıyorsunuz? Değil. Efendim? 10 yaşından beri mi çalışıyorsunuz 11, normalde? 11, 12. Evet. Nerede başladın 11-12 yaşında? Kafe sektöründe, çay ocağında. Ondan sonra dönercide çalıştım. Hatay usulü döner yapıyorduk. Hadi. Tabii ondan sonra kebapçılarda çalıştım. Okulun boş o zamanlarında. O yaşta ha okulu dışındaki yok, cumartesi, kalan zamanlarında. Hafta sonu ha, evet. Hafta sonları. Biz evet. Başımız boş kalmadık. Hep bir yere tutunmaya çalıştık yani Zuhal Hanım. Anladım. Tabii ki canım tecrübe küçük yaşta. Evet. Çalışma hayatında çok tabii. Evet çok gençsin. Oturduk, yolun kalktık. Çok başındasın da. Peki sen aşçı olmadığı zaman ya da şefin orada olmadığı zaman çıkarıyor musun yemekleri tabii tek başına? Tabii ki yemekleri çıkartıyorum. Bana güvenip bırakıyorlar mutfağı. Vay işte al buyur Çağla. Aşçı neden olmuyor peki mesela? Daha şu anda belgemi almadığım için aşçıyım demiyorum zaten. Hani iki yılım kaldı. Alacak mı? Tabii evet iki evet, yılım kaldı. Evet iki yıl sonra alacak. Bence Yağız Bey zaten aşçı yardımcısı değil. 18 yaşında aşçı yardımcısı ben hiç duymadım. İnsanlar bu kadar bunun eğitimini alıyorlar. İşte temizlikten başlıyorlar, garsonluktan oraya kadar gidiyorlar. Hani kaç yaşında başladın sen o zaman? 5 yaşında mı başladın yani? Çok saçma. Bence garson ama bize gelip zaten şefin olmadığı yerde yemekleri ben yapıyorum diyor. Şef neden olmasın ki? Yani çocuk sessiz, efendi. Efendi olunca prim yapamıyor. O yüzden diğerleri pandan gibi her şeye saldırıyorlar. Çocuk öyle değil, narin bir çocuk. Şimdi bir ballı neyli börekti, gemici böreği. Biz de ilk kez yapılıyor programımızda değil mi Gülşah? Ben ilk kez yiyeceğim daha doğrusu. Bu programda da hatırlamıyorum. Bilen var mı, yiyen var mı bu yemeği? Biliyorum. Heh. Normalde gemici ballı böreği derler ya. Heh. Aslında öyle değil. Bizim hani saraydan gelme derler, o da değil. Bizim evimizde mutfakta hani mutfaktan artan şeyler var ya kahvaltıda. Ha, değerlendirme yemeği gibi tabii bu. Tabii. Eski kaşar. En bayi çeşit. Bir şey söyleyebilir miyim? Malzemeyi karıştırıp yapılışı. Efendim İbrahim? Kahvaltıda bezelye mi yiyorsun mesela ya? Nasıl kahvaltı? Ya. İçinde bezelye var. İster koyarsın ama bu öyle. Maalesef bu börek öyle bir şey. Ben yediğine inanmıyorum. Ha, haksız mıyım? Evet, içerisinde envai çeşit. İstediğiniz peynirleri yani koyabilirsiniz. Yani peynirler ziyan olmasın diye toplanan, yapılan bir şey. Lor, beyaz peynir, kaşar peynir. Kaşar, bütün peynirleri karıştırıp koyabiliyorsunuz. Hepsini koyabilirsiniz. Evet. Oynayın anacığım, oynayın. Saraydan gelmediğini nereden biliyorsunuz? Dediniz ya direkt saraydakileri mi sordunuz? Öyle de şu anda herkes öyle söylüyor. Saraydan gelmedi o zaman var. Ben biliyorum. Siz saraydan vardı o zaman. Her yemeğin de nereden geldiğini Yıldız Hanım çok iyi biliyorsunuz. Ama yemekten çok iyi anlıyorum. Ben gerçekten yemeği... Evet dün gördüm. Bir... Ama çok iyiydim değil bayağı, mi? Bayağı maşallah. Gerçekten kıskandınız ya. Tabii. O yüzden yiyip de çatır puan çatır vermemek. Çatır kıskandık. Evet. Yiyip de puan vermemek. Çok özür dilerim. Zuhal Hanım'a da çok teşekkür ederim. Dün yiyip de o kadar
hakkımı savunduğun için size de teşekkür ederim. Rica ederim. Yiyip yani, yiyip de vermemek evet konuşamaz. Senin bugün orada konuşmaya bile hakkın niye yok. Bir saniye Seda. Yiyip yiyip şimdi vermemek. Dün, evet iyi hatırlattın. Şimdi çok teşekkür dün, ederim size. Rica ederim görevimiz. Dolma ile ilgili bir sıkıntı olmuştu. Evet. Şimdi bugün daha sakin kafayla düşünmüşsündür. Evet. Her gün yenilenerek doğuyor şey güne başlıyoruz. Farklı şeyler düşünebiliyoruz bir önceki günden. Mesela bugün buraya geldiğinde ah hata yaptım. Evet ben dolmayı da beğenmiştim. Bir 5 verebilirdim diyor musun bize? Hayır demiyorum Zuhal Hanım. Neden? Ben ana yemek tabağında sadece kayıtlarda da ama var. Ama sen düşün etim... bak. Affedersin ama saçma bir şeyle geldin bize argümanla. Dedin ki ben sadece ana yemeği önemsiyorum. Hayır. Bu bir yemek yarışması. Her bir parçanın önemi var. Hayır Zuhal Hanım. Yani puan ben... vermek zorundasınız beğendiğiniz yemekleri. Anlatamıyoruz kendimi herhalde. Kendimi şöyle ifade etmek istiyorum. Ben dün de söyledim. Dün kamera arkasında da söyledim. Menü yorumladıktan sonra. Ben sadece oradaki biber dolmasının işte çok yağlı olduğunu, işte mor lahanası hayır hayatım hiç uzatmayayım lafı. Sen soğan dolmasını beğendin mi? Beğendim. Beğenmedim ya. Hayır sadece oradan yarım puan ona verdim. Ece de yarım puan verdim. Dün toplam öyle, bir puan. Evet. Ağız değiştirme Seda. Hayır dün, değiştirmiyorum. Dün öyle demedim. Bak burada ne dedi arkadaşlar sen söyle Yağız. Patlıcan dolmasını beğendi diye hatırlıyorum ben. Evet. Patlıcan tamam, dolmasını yarım yedim. Yarım puan ona ver. Patlıcan ama yarım puan diye bir şey demedin ki. Evet. Dün. Biber dolmasını oldukça yağlı buldum. Yani tabağın her yerine yağ damladı. Çok fazla yağlı. Az önce dolmayı çok beğendim dedin. Patlıcan dolmasını çok beğendim. Ne fark eder? Aynı tencerede piştiler. Tamam işte mesela bu da bir sorun mesela. Ağzınıza söylediniz. Şimdi soğanın pişme süresiyle, biberin pişme süresiyle patlıcanın pişme süresi bir kere bir değil. Önce soğanı daha pişiriyorsun. Bunu evet. Bir daha sonra koyuyorsun. Ama aynı tencerede pişlediniz. Ama hepsi bir tencerede pişiyor. Nasıl biri yağlı biri yağsız olabiliyor? Tamam ama bakın. Bakın. Görüyor musunuz? Ama sınıf bir sağlıklı bir yemek bu. Ama mesela soğanda öyle bir şey o kadar yok. Ama bu ama inanılmaz bu soğan yağlı geldi bana. Olduğu için bu dipte. Tamam anlıyorum. Yağlı. Bana göre. Bana göre soğan, patlıcanı beğendim ama bana göre bu oldukça yağlı. Şimdi dün, şu an kendimi veriyorum. Bu şekilde yani ifade an, ediyorum. Anki... Dün 5 kişi bir anda üzerime gelince yani ben bunu ifade edemedim. Yani ne söylediğini bile bilmiyorsun biliyor musun? Hayır. Zuhal Hanım ne dedi? Düşünmüşsündür bir kendini açıkla ben de kendimi açıklıyorum. Yarım puan ona, yarım puan da etin pişmişliğine verdim. Dün söyleseydin ya yarım puan ona, yarım puan ona verseydin. Bu kadar mı düşünebildiniz mesela? Bir kere yarım puan olmaz. Benim de beğendiğim yemekler oldu ama yarım puan ona emeği verebilir. O sizin tercihiniz. Yarım puan ona ana yemeğe puan verir. Tamam sizin tercihiniz. Bu da benim tercihim. Ama dün öyle demedin. Haksızlık ettiniz. Dün dedin ki ben... Soğan dolmasına puan vermeyi gerek görmedim. Ben bir tek ana yemeğe puan verdim dedin. Tamam ben de şu şekilde evet. Açıklıyorum. İşte burada yanlış. Tamam dün şu şekilde açıklıyorum. Yarım puan ona verdim. İşte dün niye öyle demedin bize? Evet ama bu 5 kişi bir anda üzerime gelince ben de bu şekilde açıklayamadım kendime. Yok kimse sizin üstünüze gelmedi. 5 kişi bir anda üzerime gelindi. Hayır sen kendi beyanını söyledin. Biz de dedik ki aa olur mu öyle şey dedik. Her bir yemeğin bu arada karşılığı puan olarak geri verilmelidir eğer beğendiyseniz evet. Dedim. Sen de hayır ben gerek görmedim dedin. Kendini izleyince görürsün. Evet tamam. Seda Hanım bana verdiği puanla kesinlikle bana haksızlık ettiğinin farkında ve ne yapacağını bilmiyor. Ama kıvranıp duruyor. Gerçekten o korktu benden ya çünkü hiçbir şey yapamayacağını biliyor. Ben hala çok iyi olduğumu söylüyorum yani. Gerçekten iyiyim ben. Dün Yıldız Hanım'ın hakkını bence Seda Hanım yedi çünkü yemekleri baya baya yedi. Bugün Yıldız Hanım'ın menüsüyle ilgili yaptığı açıklama da bana hiç mantıklı gelmedi. Çünkü konuşuyor ama cümlesinde ne söylediğini bilmiyor. İki kelimeyi bir yere getirip cümle bile kuramıyor. Politik davranmaya çalışıyor ama iyice batırdı. Bu arada nasıl buldunuz sunumu, porsiyonu? Sunum tatlı olmuş, güzel olmuş. Çorbaya göre gayet iyi. Baklava gibi ama. Baklava mı? Çok iyi yağ çekmiş. Sunumu sordu Zuhal Hanım ona yorum yaptı. Hmm, gerçekten şimdi sunumu çok güzel, şık yapmışsın balını falan ama yağ çekmiş. Bak kendin de görüyorsun. Benim ana sıcak tabağımda 3-5 çeşit yemek vardı. Bir bana kıza yağın içine batırıp hazır bir yufkaya getirip koyarsanız benden bu kadar doydum bile. Afiyet bal şekeri olsun. Sunum güzel. Normal şartlarda. Ama kesinlikle. Ya dünün intikamı mı var size? Yok hayır asla. Ama bu şimdi bir haksızlık şöyle, ben olur. Beş ben buraya ara sıcak dolma, yapmak zorunda değilim. Biber koymak zorundasın. Burası bir yarışma. Ne alaka ya? Koymak öyle bir şey var mıydı? Ben koyuyorsam bana, var tabii ki. Öyle şey gelmedi. Yani çok ürün koymak değil de. Ben lezzetli ürün koymayı tercih ettim. Lezzetli mi size beş göre çeşit. Yağ çekmiş bir börek hazır yufkayı? Ya size göre bakalım. Lezzetsiz bana göre çok size lezzetli göre, bir ürün. Hazır yani börek gördünüz mü? Hazır börek. Kamera görebilir mi? Hazır yufka. Hazır yufka kullandım evet. Kendin açsaydın o zaman bir yufka derdim ki gerçekten İbrahim Bey yiyordu. Ya şu, o zaman şöyle bir şey var. Bezelyeyi hazır mı kullandın? Ya gidip de şimdi bezelyeyi mi bulayım? Kendi bir yetiştireyim mi mesela? Bezelye için demiyorum yufkayı diyorum. Ya ne alaka yufkayı. Böyle şeylere niye takılıyorsun olabilir, ki? Olabilir pratik bir şey. Şimdi yemek programındasın. Yemeği ye. Yediniz yedim, mi? Yedim, yağ lezzetli çekmiş. Mi? Ya bırakın şimdi bir saniye bir bakın. Tuzlu, lezzetli mi? Yıldız dinleyelim. Lezzetli tuzlu. Mi?
İbrahim Bey çok lezzeti var mı yok mu? Bana deyin ki lezzetsiz değil. Yağ çeken bir şey. Tamam, beni böyle eleştirin. Tamam. Yoksa hazır yufka. Ne yapayım şimdi yani? Sürem belli. Pişme süreleri belli olan ürünler. Size basit gibi, tırnak içinde basit geliyor. 11 çeşit yaptım da 5'i verdim. Basit dedi. Ya senin 11 çeşit dediğin içi aynı zaten. Ne yapayım? Kimse size demedi yani 11 tane yaptım. Niye, hayırdır, siz yapamadığınız için korktunuz mu gerçekten? Ben daha yapmadım. Şimdiden mi korktunuz? Hayır, ben daha yapmadım, siz göreceksiniz. Dünkü masayla bu masayı gerçekten Yıldız'a çok büyük haksızlık etmişsiniz ya. Gerçekten. Ay çok üzüldüm. Bir saniye. Siz gerçekten yediniz mi ya? Yedim, gerçekten yedim. Ucundan minik. Çok minik almışsın. Orada da şeyi bile duruyor. Bir daha alayım senin için İbrahim Bey. Bir daha İbrahim. Yıldız'ım, şu an siz bence tam anlamda tadına bile bakmadan yorum yapmak için yorum yapıyorsunuz. Ben yorum yapmam. Hayır, ben yorumu yemeğine göre yaparım. Siz çatalı konuşmayın, ben yorum yapmam. Benimle sen o şekilde konuşamazsın. Bir dolmayı yiyip de puan verim. Ben demedim, kıvır kıvır kıvıramıyorum. Hiç kıvırmıyorum. Beğenmedim. Siz tadına bakmadan, asıl siz kıvırıyorsunuz. Tadına doğru bakmadan kötü olmuş. Ne kötü olmuş? Tadına bir bakın bakalım. Yağ çekmiş, yiyemedim. Ben sizi ciddiye alayım. Bu şekilde ben sizi ciddiye alamam ki. İster al ister ama olsana göre, bana ne? Alıp almaman o kadar önemli peki değil. Peki, Yağız, gördüğüm kadarıyla bir tanesini yemişsin. Evet. Hadi bakalım, bir yorumla bakalım bize böreği. Tuzlu. Yani tuzlu olmasındaki kasıt içindeki peynirler karşı. Evet, evet. Çok tuzlu. Onun dışında el açması olsaydı hani bunun için hani daha güzel olabilirdi diye düşünüyorum. Yani çünkü şu an güzel yağ çekmiş ama el açması olsa daha mı güzel olur? Çok daha güzel olurdu. Yani güzel diyorsun. Güzel. Teşekkür ederim. Beğendin. Güzel ama tuzlu. Vereceğim. Suyumuz bile yok ya, çok tuzlu. Tabii getireyim size. Evet, içecek sorman lazım. Çünkü böreğiniz. Tabii şimdi bak, çorba içtik. Sen artık bir su servisi yap. Bardakta koymamışsın. Hemen getireyim. Yani yemekte içecek önemli. Özellikle bir bardak su. Sen tadını beğendin, Yıldız beğenmedi. Ben tuzlu, size öyle gelmedi mi? Yağ çekmiş tuzlu. Yani şöyle ben bak, yağ çekmiş aşırı Eda Hanım. Tuzlu. Bak, yağ çekmiş. Söylüyorum Yıldız Hanım. Tuzlu. Ama çok fazla bal baskın olduğu için bana o tatlı baskın tatla geldi mesela. Bana da. Hani. O dengeyi yakalamış. O şekilde yakalamış. Evet. Tatlı tuzlu dengesini hani diyorsun. Ben böyle tatlı tuzlu aynı anda yemeyi sevmiyorum zaten. O yüzden beni, hiç tarzım değil. O senin sizin damak zevkiniz. O zaman portakallı vize kereviz sunduğunuzda direkt yanına niye dolma sundunuz? Tatlı sevmiyorsunuz madem. Pardon, bir şey söyleyeyim. Portakal tatlı bir şey ya. Portakal ne tatlısı vardı? Portakal, normal portakalda tatlı vardır direkt. Şekerli, şekerli bir meyve diyor. Ama ekşimsi. Hayır değil, siz limon koymamıştınız. Gerçi zaten ekşimsi. Portakalı bir... Hayır değil. Evet, sıkınca ekşimsi tatlı. Mayhoş, mayhoş. Pasitik bir meyve olduğu için ballı diyor. Ballı bir tutacak değilsiniz değil mi? Gerçek portakalla ballı. Gerçi zaten kerevizi yapamadığınız için zaten... Ha, ben çok güzel yapmıştım bence. Sizin, bir tek siz beğendiniz. Yanından bile geçemezsiniz. Siz niye herkes etkilemeye çalışıyorsunuz, ben onu anlamadım. Efendim? Beğeniyorlar, nasıl beğendiniz? Herkes yetişkin insanlar. Neden beğendiniz de diye bir şey söyledim mi? Bir saniye, kızlar beğenip beğenmediklerini söylemem. Asla söylemiyor. Öyle bir şey söylüyor. Hayır, asla öyle bir şey söylemem. Balı konuşuyoruz. Yağız beğendi. Balı niye evet, konuşuyor? Şu an Yağız tam anlamıyla yorumunu yaptı. Ben bu kadar bu kadar tuzlu, bu kadar tatlı, ağzımda kötü bir tat oluştu. O yüzden o tatsızlık benim yani çok hoşuma gitmedi. Hem tatlı dengeleyememiş hem bu kadar... Evet, o denge benim hoşuma gitmedi. Bal mı fazla diyorsun? Evet, bana bal çok fazla geldi. Hmm. Peynirin tadı inanılmaz tuzlu. Yani oradaki o çok aşırı keskinlik sence beni rahatsız etti. Sence hangi peynirleri kullanmıştır Seda? Kaç çeşit peynir var sence bunun içinde? Bence neler var? En az 1-2-3 çeşit var diye tamam, düşünüyorum. Tamam, neler var mesela? Yani bir köy peyniri dediğimiz böyle tuzlu köy peynirleri oluyor. Öyle bir peynir tadı aldım. Bence normal beyaz peynir var bunun içinde değil mi? Siz bir söyleyin de ben size şeyinizi de ağzınızda merak kaşar, beyaz peynir, bir de muhtemelen lor peyniri kullandım. Lor peyniri görünüyor sadece içinde şu anda. Peki şimdi 3 çeşit peynirse nasıl bu kadar tuzlu geldi? Ezine'yi mi fazla koymuş diyorsun? Evet, muhtemelen bir yani tuzlu olan peynir daha baskın ne olduğu için, daha çok olduğu için. Ben musun? Göz kararı koydum. Göz kararı. Tuzlu olan peynir muhtemelen daha fazla konulmuş. Tulum peyniri kullandım, lor kullanmadım. Evet. Lor yokmuş, tulum kaşar varmış. Peyniri ve beyaz peynir. Tulumdan mı acaba? O sana da öyle mi geldi Çağla? Ben yani çok tuzlu beğendim. Peynir kullanmak tulum istedim. Çok çünkü bal var, tatlı tuzlu olsun peyniri diye. Peyniri çok beğendim. Ay çok beğenmiş Çağla. Peyniri çok afiyet beğendim. Peyniri derken? Tulum peynirini, o tuzlu tadını çok beğendim. Ha. Fakat o çorbadan sonra bunu yemek çok garip geldi. Yani bu tatlı olarak belki sunulabilir gibi geliyor bana. Bana tatlı çok mı? Tatlı geldi, evet. Hmm. Çok tatlı geldi. Acaba üzerindeki balı mı çok koymuş veyahut işte yanına da batırdıysanız ekstra, ikisi fazla mı geldi? Batırmadım ama benim için bu tatlı olarak yenilebilecek bir şey. Böyle hani arada evet çorbadan sonra... İçinde peynir olacak ama, ve tatlı olarak peynir yiyecek olan bir şeyin nasıl tatlı diye değerlendirir. Olur mu canım? Aa, peynirli bir sürü tatlı var. Aa sen ama de. Tamam, sen söyleme bari Seda. Hayır Zuhal Hanım. Yani, üç çeşit ama Zuhal Hanım tek çeşit değil. Lore kurabiyeler vardır. Ben de onu bir diyordum. Bir sürü peynirli, San Sebastian'ı, tiramisu'su. Evet, evet ama sonuçta ama burada tabii tulum peyniri var. Evet. Ve beyaz peynir var.
Peki Çağla beğendi. Yani ben beğendim derken... Derken? Derkene doğru. Yani İçindeki tulum peynirini çok beğendim. Ne demek tulum o ya? Tulum peynirini zaten... Ayrıca tulum ya, mu getirdi ki tek başına? Tulum mu yedi? Tulum olarak beğendim ama ara sıcak Çağla olarak... Çağla şaka gibi söyleyeyim, yorum yapmayın. Harbiden. Ürünü beğendiniz mi beğenmediniz mi? Peyniri beğendin mi demek? Yani bağımsız evet, peyniri değerlendiremeyiz ki. Burada bir börek mesela Yıldız yağlı dedi. Kızarması nasıl? Yeteri kadar kızarması iyi pişirmiş mi? Kızarması gerçekten tebrik ederim İbrahim Bey. Güzel kızartmışsınız. Keşke böyle kızarttıktan sonra bir havlu kağıdının üstüne falan koydunuz. Ya, keşke koysaydınız. Yok, yağ yani çekerdi. Çok fazla bir yağda pişirmedi. Gerçekten yağda bunu yağ koymasam pişmez ki. Bol yağda kızartmışsın. Fazla bir yağda kızartmadım. Ama demek. Normal yağda kızartmış. Azından... Normal tavada az bir yağ. Ama yine de bu bol yağ olmasa kızarmaz bu kadar güzel şekilde. Demek ki yapabiliyormuşum. Ya. Teşekkür ediyorum. Yok hayır bu bol yağ. Bir saniye Çağla neyden yağsız oldun? Yağı beni birazcık rahatsız etti ve o tuzlu ve şeker... Ama başka bir şey söylüyorum. Ben demin peynirden konuşuyorduk. Dediler ki peynir tuzlu. Ben de tuzlu peynirini çok sevdiğim şu an peyniri beğendim dedim. Karar. Ben masayı niye boş bıraktım biliyor musunuz? Aslında böyle çiçek falan koymadım. Biraz kendi yüzlerini de görsünler istedim. Gerçek yüzleri ortaya çıkmaya başladı. Çiçek orucu göremiyor muyuz dün İbrahim mesela, ne alakası var? Dünle şimdi kıyaslayabilirim sizi. Evet. Dün ve bugüne derin, ben açık açık düşündüm. Dün çok sessizsiniz. Aynı keza yine ben dün de. Dün mü çok sizin, sessizdiler? Sizin... Siz sessizdiniz, herkes konuşuyordu. İnanılmaz siz sizden fırsat kalmadığı için sürekli kalk gel git gel falan yaptığınız için biz yorum yapamadık. 11 çeşit olunca ben senin gibi bir tane börek koyup ya, tabağa getirip. Ya 11 çeşit diyor hala. Bunu ben... böyle koyup da dolma, dolma, dolma. 2 saatten konuşabiliriz kızlar aynı, gerçekten. Muhabbet edebiliriz. Bir tane böreği getir. Ben mesela koy... kullanmadım çorbada biliyor musunuz bezelyeyi? Burada kullandım. Nohutu koy. Hiç aynı değil. İnşallah etine nohut koymuşsun. Haşlanmış nohut koymamışsın değil mi? Kuzu etini. Geldiğinde onu görünce göreceğiz. Peki ha. Seda sen beğendin mi? Ben tamamen dediğim gibi o tatlı tuzlu olayı beni rahatsız ettiği tatlısı için. Tatlısı fazla geldi evet, diyor. Evet bana yani tuzlu da çok baskın, tatlı da çok baskın. O baskınlık beni rahatsız etti. Ben beğendim valla tadı çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Ama dediği gibi Yıldız'ın birazcık daha yağını çektirseydin bir tık daha yağlı olurdu. Yağlı kağıdın üstüne koysaydın gerçekten güzel olurdu. İlk piştiği anda servis edilse evet daha da lezzetli evet, oluyor. Evet yok. Ama o kızaran her ürün için geçerli. Kızaran her ürün için geçerli. Şekil doğru falan çok güzel. Kızarması da gerçekten çok güzel. Bir havlu kağıdın üstüne koysaydın çok güzel olabilirdi. Ama hani tulum yerine farklı bir peynir seçsen bir tık daha iyi evet olabilirdi. Ama öyle aşırı rahatsız eden bir şey yok. Ben beğendim tadını. Çıtırlığı falan güzel olmuş yani. Yok kızarması çok güzel. Gayet güzel. Hep manipüle. Başka hiçbir şey yapmıyor. Yıldız Hanım oturmuş evde kurmuş kurmuş buraya gelmiş. Da güzel bir börek. Yağlı diyor. Hiç de yağ yok. Ama zaten bakın başka dünya mutfaklarında da sen daha iyi bilirsin. Tatlı ekşiler sen de bilirsin. Evet. Karıştır zaten. Evet. Evet mesela bir sürü ana yemeklerde de kullanılır. Yani sen mesela hani tatlıyla tuzlu yan yana diyorsunuz ama çok... Çok yakışıyor. Hayır beni buraya yani başka bir ürün değerlendirseydik tabii ki de onun için konuşurduk ama beni bu hayır, börek İbrahim için... Hayır İbrahim yapamamış. Evet bu börek için beni o rahatsız etti. Siz yoksa daha önce yediniz ben... mi? Evet. Bu kadar tuzlunun... Elini evet, sağlık İbrahim Bey. Bu kadar tuzlunun baskın olduğunu hiç görmedim. Normalde içerisine madem şefseniz söyleyeyim. Evet. Ben de yıllarca gezi programı yaptım. Ben de insanlar şeflerin elinden yedim. Evet. Tuzlu ve ballı oluyor. Bunun içindeki peynirin biri tuzlu oluyor. Elbette üzerine ki bal tuzlu atılıyor. Bunun sunumu da bu şekilde hani lezzet olarak da tadı bu. Sizin damak zevkinize hitap edebilir, etmeyebilir evet, ama lezzetli bir börekti. Benim bu şekilde uygun değil. O başka bir şey. O da tatlı ekşi ya da tatlı tuzlu karışımları sevmiyormuş ama o başka bir şey. O sizin tercihiniz, beğeniniz. Burada mesela bir künefe yediğiniz zaman içindeki peynir ne kadar güzel. Tatlı peynirli şey, tatlı olur mu? O kadar güzel oluyor ki. Dediğim gibi çok güzel kızartmış. Gerçekten tebrik ederim onu. Biraz havlu kağıdının üstüne koysa, yağını falan çektirse. Evet, çok şimdi güzel çıktı. Bizim programımızı ilk kez yapıyor ama mutancana gibi sadece kuru yemiş yok içinde değil mi? Kuru yemiş yok. Kuzu etini nereden? Marketten mi? Marketten. Marketten aldın. Evet var bizim güzel etlerimiz var marketimizde, kasabımızda. Siz de yarışmacı olmak ve 75 bin TL kazanmak için ne yapıyorsunuz hemen hatırlatayım. Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı için tv8başvuru.com ve Yemekteyiz Instagram hesaplarını kullanabilirsiniz. Türkiye'nin dört bir tarafından yarışmacı bekliyoruz. Sürprizlerle devam edeceğiz bu sezonda ve bu haftada bakalım birkaç gün sonra 75 bin TL kimin olacak. Ve şimdi ana yemeğin yanında başka ne vardı? Bademli pilav. Bademli pilav. Nasıl buldun ana yemek seçimini Çağla? Bademli pilav zaten pilav çeşidi yapmak istersen aklına ilk gelecek değişik yapım ya mısırlı pilav ya bademli pilav yaparsın. O yüzden çok basit buldum. Bu da kolay diyorsun. Kolay diyorum. Yemeği de kolay diyorsun.
Tabii ki kolay ve çok tatlı tatlı. Yani şu an 3 tane tatlı yiyeceğiz. Şimdi böreği yedik, tatlıydı. Şimdi yiyeceğimiz tekrar ana yemek tatlı olacak. Onun üçüncü? Üstüne tatlı yiyeceğiz. Ha bir de kırmızı kadife tatlısı mı vardı? Kadife pasta. Ha kadife pasta. Şekerimiz yükselecek bugün. Kalorimiz artacak. Şöyle düşündünüz mü kızlar? Renginden nereden alıyor? Hayır, bu? Normal kafelerde yapılan bir pastadır biliyorsun sunulan. Evet, evet. Ama bu yemeği gerçekten şık seçmiş. Sanki başka yerde yapılıyor. Yemeği falan çok şık. Ama o yemeğin yanında ne alaka diyorum bu sofrada? Hiç yani yemekle yani alakası yok. Ana yemekle alakası yok. Bu menüye, tabii ki. Bu menüye çok güzel şerbetli bir tatlı yakışırdı. Şerbetli bir tatlı gider. Şu şerbetli yapsan ben şerbetini fazla yapmışsın. Ya sizi kılıf uyduracaksınız sonuçta. Bal 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 olurdu. Tabii ki. Zaten ballıydı ya börek. Yemek kim dedi tabii ki diye. Tatlı. Ne alaka şerbetli tatlı bir şey olmasın. Bağlı değil, hayır. Bence. Osmanlı mutfağını hani böyle daha çok yapmayı tercih eden bir insan, ben böyle bir kebap menüsünde hiçbir zaman kadife pastası de yemedim. Ne? Dedim ya şerbetli bir tatlı da olsa siz bir kılıf uyduracaksınız, tabii ki de diyor. Ha, öyle hayır, dedin? Kılıf uyduracaksınız derken tabii ki de ona da bir eksiği varsa söyleyeceğiz. Ya eksiği tabii. Varsa söylersin eksiği varsa ama bak bu cümlenin ardından tabii ki dersen demek süren ki ben geçiyor. Buraya niye oturduğunu biliyorum. Dakikalar aleyhine işliyor İbrahim. Evet. Evet, maalesef ben de o fikre katılıyorum yoruma daha doğrusu. Madem tatlılı bir ana yemeğim var, o zaman böreğini bundan seçmeyecektin. Veyahut böreğini yiyorsa yemeğini farklı bir şey yapabildin. Yemek seçimi bence güzel. Evet. En azından hani farklı dediğim bizim programımız farklı. İçin. Yani mutancalar falan yapıldı ama güzel. Ama en azından ballı börek işte dediğin gibi biraz şey oldu. Bayer yani tatlı. Böreğini keşke normal bir börek yapsa. El açması kısmına gelince kendine güvenen yapıyor, güvenmeyen yapmıyor. Ben yetiştiremem diyen. Benim için 2,5 saatte el açması börek çok iddialı. Yapamam diyen var. Yapan da var. Aynı menü içerisinde hem dolmayı hem çiğ köfteyi, içli köfteyi, mantıyı sığdıran da var. Yani bu şey sizin kendinizle ilgili güven meseleniz, kapasite, potansiyel, iddia falan filan yani. O da hazır yufkadan yapmayı tercih etmiş. Olabilir. Hazır yufkaya benim bir yorumum yok açıkçası yani. Ha sen benim için önemli değil. Evet 2,5 saatte hani baklava yapıyor hazır yufkadan, börek yapıyor hazır, o dikkat çeker. Ama böreği şu an ben gidip de el açması beklemiyorum. Yıldız bekliyormuş. Ben bekliyorum. Siz beş yapsaydınız? Yemek benim menüm de yoktu, olsaydı yapardım. Yani o zaman siz yapsaydınız. Niye kesettiniz? Ben börek tarzı gibi bir şey yapsaydım el açma yapardım ama yapmadım. Ha, yapsaydım el açması tabii yapardım ki. Diyorsun. O riske girmediniz. Öyle düşünmedim, aklımdan geçmedi yani. Bir anlık önüme gelen ilk ya, menüyü söyledim. Ya siz mor lahana yaptınız ya. Meze olarak meze. Senin gibi bir tane börek koyup bir tane bal sıkıp da masaya koymadım ya. Gerçekten konuşuyor musunuz ya? Ayıp ya, bari konuşmayın ya. Bu masadan bari konuşmayın. Dünkü masayla bu masaya göre ya. Bir tane börek koyup da getirip de konuşabiliyorsun. Ama getirebilir mi? Böreği alın ne konuşacak? Mesela şu an daha beni tanımıyorsunuz. Benim ne yemek yaptığımı. Gene benim böreğimde yemek var. Neden ön yargı olarak sen asla yapamayacaksın diyorsunuz? Öyle mi dedi? Evet. Ben asla yapamayacaksın dedi. Benim gibi asla yapamayacaksın. Öyle mi dedi? Sen çok gerçekten mi dedi? Evet. Bir vereceğim dediniz. Evet. Yok onu orayı geçtim. Kızgınlık anımda. Yayında izlersin. Az önce dediniz ki sen asla yapamayacaksın işte. Bak benim gibi yapamıyorsun. Yapamayacaksın. Hayır bak o şekilde yayında demedim. Yayında izleriz şu o, an. Tabii ki o şekilde demedim. Gerçekten dünkü masamı kıskandınız. Beni kıskandınız. O şekilde konuştunuz dedim. Siz yapamayacaksınız. Sizin masanızı mı kıskandık? 11 çeşit yapamazsınız. Ay lütfen ya. Önemli olan çeşit değil. Niye doğumluğunu çeşit? Pardon bir şey söyleyeceğim Zuhan Hanım. Ayva tatlısı şeyle yapılmış, vişneyle yapılmış. Nasıl bir tat vermesini isterdiniz? Hafif bir mayonez vermesini isterdiniz. Siz dediniz ki iddia ettiniz, vişne yazıyor dediniz. Vişne yazmadığını biz iddia ettiğimiz halde siz yazıyor diye iddia ettiniz. Ben aslında bir şey söyleyebilir miyim? Telefonumdan size gösterebilirim. Bir yanlışlık oldu, hadi neyse bana kalsa. Tamam, biz tamam o yanlışlığı dile getirdik. Gerçekten yanlışlık bizim oldu bana. Bizim ekip yanlış yaptı? Kesinlikle, anladın mı? Bak atabilirim. Ondan sonra mayhoş bir tatlı olabilir. Şimdi şöyle oluyor biliyorsunuz süreci, hepiniz geçtiniz o süreçten. Evet. 2-3 yarışmacılar... tane menü attım uzundur bilmem ne. Öyle mi? Gülşah atıyorlar şeyleri, menüleri. Evet. Sonra işte bir değişiklik olursa gerçekten. Yarışmacı kendi onaylıyor veya ekipten öyle bir konuşma evet, geçerse yani tekrar son şey, halini tabii. Bir daha atıyorlar. Gülşah'ta hepsi var. Bakalım Gülşah. Hata yaptı sizin ekibiniz. Ben vişneli yazdırmıştım diye. Uzatabilir misin Çağla? Bir tane menü attım ekibe. Son olarak son halini hepiniz zaten bir daha bir teyitleşiyorsunuz değil evet. Mi? Ben öyle evet, biliyorum. Evet. Kendi el yazısıyla yazmış çorba. Şu var kremalı mantar, ara sıcak zeytinyağlı kereviz, portakallı, kuru dolma, kıymalı, mor lahana, cevizli, dereotlu, ana yemek, ıspanak yatağında, kuzu incik.
haşlanmış meclis sebze, tatlı ayva tatlısı, kaymak ve ceviz eşliğinde yazmışsın. O yanlış, orada yanlış bir şey oldu yani. Sen yazmışsın, siz senden gelen mesaj da bu. Ceviz mi dediniz? Evet, ceviz eşliğinde. Ceviz de yoktu. Sonradan Antep fıstığına çevirdi. Sonradan cevizi değiştirmişsin, bir daha yazmışsın. Evet, bir dahaki menü burada bak, kendi şeyim bu. Sonra kaymak ve ceviz eşliğinde ayva, bu da yine kaymaklı ceviz. Bu da kaymak ve ceviz. Nerede vişne? Evet. Nasıl oldu size şöyle anlatayım. Benim işlerim vardı menüyü hazırlarken. Menüyü attım. Kız arkadaşımı aradım. Lütfen bir tanesinde kaymak eşliğinde ayva tatlısı var. O bizim sonra fıstık yanlış buraya yani. Ya. Neyse artık geçti gitti ama çok güzel bir ayva tatlısı yedim. Bir şey sorabilir miyim? Tabii ki. Şimdi mesela ben dolma yaptığım zaman. Şu el yazısıyla olan açsana. Son hali bu el yazısı olan mı? Ya benden ya arkadaşımdan ya da buradan bir şey oldu yani. Efendim Gülşah? Hiçbir zaman bak, bu senin el yazın, burada da vişne yok. Nerede vişne? Vişne hani ekibime tövmet altında bırakıyorsun hayır, da. Hayır değil, değil. Hayır hata değil. Yapmış kesinlikle. Benim bizim ekip mi dedin? Evet kesinlikle demedin mi tatlım? Ben de diyorum ki hani nerede vişne? Senin el yazın da olan var, orada da vişne yok. Yani okuyabildiğim kadarıyla. Yani bir şey oldu, çok ben gözüm... vişneli olduğumdan bana çamur emindim. Atıyorsun. Vişneyi ekibe çamur sadece. Atıyorsun. Ne çamur atayım ya, ne bu kadar korktun ya? Ya ne niye uğraşıyorsun benimle? Düz şeyler gerçekten yapan insanla niye korkayım galiba. Ya? Şu bilenmiş gelmişsin. Ne yapacaktın? Bak sen kendin de bak yazışmalarına. Ortada hiç kanıtlı, ortada kanıtlı ama duruyor. Ama önemi var. Şimdi bir iddiada bulunuyorsun. Yaptığın hatayı bize mal ediyorsun. Ben etmiyorum. De diyorum ki nerede? Var. Yok, biz de etmiyorum. Hata yapabiliriz bu arada. Yanlış yok, anlama. Birkaç yere İnsanız. Gönderdim. Ya ekibim yani de hata yapabilir de. Telefonuma bakıp sonra gösterebilir miyim? İşte yazışmalarınız Gülşah'ınla orada. Benim telefonlarımda da var. Tamam, ama şu anda yanlış görelim. Olabilir yani. Ekip kaç kere kontrol ediyor? O kadar yani böyle her bazen değişiklikler evet. Oluyor. Son hali tekrar teyitleşiyorsun. Önemli değil. Gerçekten vişnesiz de olsaydı aynısını söylerdiniz. O şekilde de olsaydı aynısını söylerdiniz. Salatanızı da getiriyorum. Başka bir şey soracağım size. Şimdi tabii ben ki. Dolma yaptığım zaman evet dediğim gibi kaburga döşerim. Yanına işte pazı ya da işte kara lahana tabii, ya da sarma evet. Sararım yaprak yaparız. Sarması. Yanına işte kuru patlıcan, kuru biber, işte tabii, kuru kabak tabii. Hepsini yaparım. Ama bunu hepsini tek tek sayıp da 7-8 çeşit yemek demem mesela. Siz 3 çeşit onu... yaptınız diye yani 3 çeşit var diye 3 çeşit yemek yaptım diye sormuşsun. Dolma dolmadır. Ben böyle bir kadın görmedim hayatımda. Hiçbir şey kabul etmiyor. Herkese çamur atıyor. Yaptığı tek şey burada. Şov. O şovun da sebebi maddi gücüm var. Onu gösteriyor. Benim bir şeye ihtiyacım. O zaman niye geldin kardeşim? Niye geldin ya? Ne salatasıydı İbrahim? Gavurda salatası. Gavurda. Ne alaka bu yemeğin yanına gavurda? Ya etin yanına güzel gider diye düşünüyorum. Güzel gider diyorsun. Salatamız... Bu kadar tatlının yanına bir acılı ezme olsaydı gayet güzel olur. Tatlılı bir şey ve soğanlı bir salata. Ben çok bağdaştıramadım. Açıkçası biraz uyumsuz olmuş. İbrahim Bey etin içindeki nohutlar nerede? Bir şey yapıyorsan tam yap ya da yapma olur mu? Siz herhalde internetten baktınız, yanlış yok, görmüşsünüz. Yok hayır, benim Mardinliyim ben ya. Batman Mardin komşuyuz ya. Mardinli değilsin, Batman'lısın ya. Batman Mardin ne alaka? Ay, tamam da aynı yemek yöreleri aynı ya. Benim de baba tarafım Siirt'ti böyle. Ben de Siirt'te. Aynı değil, yöre yöre. Mardin içinde bile farklı. Farklılıklar gösteriyor. Aynı malzemeler kullanılıyor. Bunun içinde nohut olması lazımdı. Nohut olması lazımdı diyor. Seda? Bence ben böyle biliyorum yani nohut yok benim bildiğim. Benim de bildiğim yok ama teyit edelim var mı nohut? Ben yani, benim bildiğim yok nohut. Bu yemekte normalde yoğurt ama nohut yok. Ama bazı yörelerde koyuyordur onu bilemem. Koyanlar da vardır belki. Yağız sen biliyor musun? Orijinalinde yoktur. Orijinalinde ben de yok. Koymak isteyen tabii ki koyabilir. Şart mı değil yani yok, ana malzemelerinden biri değil benim bildiğim evet. Ama isteyen içine hani başka diyorum ya yöre yöre farklılık aynen. Gösteriyor. Bir bölgede başka bir şekilde bir bölgede başka bir şekilde. Yine çamur yine çamur. Yok, nasıl mardinli? Çamurdan mı geldin çamur çamur? Yemek sofrasında etikide bir çamur herhalde. Deyip durma. Ya iyi de nohut yok diye nereden biliyorsun ama? Ki? Ben biliyorum bunu... Baktım. İyi kötü internetten baktım. Onu i̇şte mu internette yorumlayanlar da var. Evet. Onun adı Mardinliyim dediniz. Mardinli demedim bizim yöreler aynı dediniz. Batmanlıyım yöreler aynı. Mardinliyim dediniz. Ay neden uğraşıyorsun benimle? Bildiğinizi söylemeyin o zaman ya. Batmanlıyım bu kadar uğraşmayın bu kadar kıskanmayın. İstediğim yerin... Batmanlıyım. Ben kıskanayım ben de siz yıldız diyeceksin. Ben senin teyzecim, abla falan pardon. Da değilim. Anneanneciğim. Şuna saçlar hepsi kopma. Kafadaki yaralarını görünce yemek yiyemiyorum. Lütfen. Yara mı? Bir kapat evet. Nerede yara var ya? Kıpkırmızı bir bak. Yemek şeylerimi yiyemiyorum. Kalıyor. Tam da iştahımda oturmuş ya. Afiyet bari, örgülerimi taktım. Lütfen bakar mısınız? Lütfen ben yemek ha, yemiyorum şu anda. Derisi gözüküyor mu diyorsun? Ha. Hayır kızarmış. Çok kızarmış. Yazık günah. Ama şu anda yemek yiyorum ve canım acıyor. Ya bunu görünce midem bulanıyor. Dün saçlarınız açık full bize servis yaptınız. Yaparım ben. Saçımı mı yediniz? Tamam o da yemek yiyor. O da saçını o şekilde açık bırakabilir. Bak şu anda karşımda kızarmış kıpkırmızı.
Saçla. Ya sizinle alakalı öyle değil, abi, kafasının delisi. Kıskançlıktan kızarmayın ya. Ay, olur, ne ben olur. Çok... Ya lütfen ya, kaç yaşında çocuksun ya, konuşma i̇şte ablacığım dedi ya. Saygıdan. Evet, ondan teyzeciğim. Teyzem ha. Çağla Hanım'ın saçlarının açık olmasına takılmış. Siz bize kırık tırnaklarınızla açık saçlarınıza servis yaptınız. Çağla Hanım'ın orada saçları yemek yerken açık. Ya siz yemek sunarken açık bıraktınız. Ya siz orada en son eleştirebilirsiniz. Yok derisi şeymiş, kızarmış falan. Yani saçma sapan şeylere takıldı. Takılmaması gereken her şeye takıldı. Amaç takılmak ya. Bir şey kurt bulmaya çalışıyor. Çağla'nın gerçekten ben rahatsız oldum kafasında. Gerçekten kızın kafasında yaralar var ya. O saçı takmış ya. Yara yap, kızarmış yani, kopacak gibi duruyor ya. Güzellik uğruna zaten genç, güzel. Güzel bir kız yani, onu yapmasına bile gerek yok. Saçımda sadece çok kısalar olduğu için oralara gidip Afrika örgüsü yaptırdım. Onlara taktı. Saçlarım bilmem neymiş işte, buralarda kızarıklıklar varmış. E sana ne? Ya Yıldız Hanım'ın ona bakarsanız kaynakları zaten tepeden çıkmış böyle şey, elektrik çarpmış gibi. Ama ben ona bir şey söylemiyorum. İşte ben fönden sen geliyorum. Sen eşofmanla gelmiştin. E gelirim ben. Dedi ki eşofmanla çıkacağım dedi. Hayır, buraya eşofmanla çıkmak istedi. Dedi ki eşofman bana öyle çıkacağım dedi. Üstümde gayet şık bir şey vardı. Alttaki de siyah bir eşofmanım vardı. Çıkarım, ne var bunda? Şu andaki gerçekten özenli misiniz bu masaya ya? Evet. Gayet de özenliyim. Ben 100 alırsam sen 0 alırsın. Hanımefendi saçlarını yapmış gibiymiş. Öyle eşofmanla mı gelecektin gerçekten? Yok yok, öyle değil. Şık, üstü sizinki şık eşofman mı? Hayır, şık. Altında siyah, üstünde böyle çok şık bir tane kazak gibı beyaz bir şeyim vardı. Kazağı varmış. Ne eşofman diyorsun? Üstü eşofman dedim. Evet, lütfen. Altınları da bu arada şey, vizyonsuz olduğun şuradan bile eşofmanın üstüne altınları takıp da geliyorum. Ya bak, pardon. Ama onları ileride ödeyecek değil mi? Bak, sonra eşofman değilim, takıyorum geliyorum. Kaç para onlar? Niye kıskanıyorsun? 60 bin mi? Parasını bilmiyorum. Alınca sorarsın sen kendin. Anladım. Alamayacağın için birazdan sorarsın. Niye alamasın? Nereden biliyoruz? Ben tamam, de tercih etmiyordur altın takmayı. Altından geliyor bana. Neden? Altından kaç para diye niye bana soruyor bana? Alınca sorarsın siz diyor. Siz olduğunuz için sürekli aldığınız her şey. Sen kıyasına. Çok mu kıskandın? Alırım söylerim. Öyle böyle kıskanmadım. Öğlerim söylerim. Hayatımda sizi kıskanacağımı hiç düşünmemiştim. Ay, ama şu anda gerçekten kıskanıyorsun ve çok üzülüyorum. Neyinizi kıskanıyor olabilir? Her şeyimi. Her şeyimi. Neyinize şey gibi oldu. Masamı. Her şeyimi. Ablam star bebeğim. Gerçekten arkadaşım ya, böyle küçük şeylerden ne zaman ben de bu hafta böyle güzellik, botoks, kıyafet, takı makı muhabbeti ne zaman açılacak diye bekliyordum. Yani böyle altınları falan göstermesi birazcık bana, yani bize göre biraz görgüsüzlük, iyi değil. Beni mi? Kıskanıyorlar bence, çünkü onlar yapamıyorlar, edemiyorlar, tamam mı? Maalesef ballık her zaman birilerine batıyor. Umurumda bile değil, çünkü onlarda olmayan hep başkasını kıskanırlar. Kıskanıyorlar beni çünkü masam çok şıktı, yemeklerimi çok iyi yaptım. Onların buradan ödülü alacak kadar, o kadar para masaya harcadım. Aramdaki fark bu. Tabii ki çekemezler. Allah olmayanlara da versin. Çağla Hanım, dün siz sürekli özür dilediniz. Sürekli özür dilediniz. Özür dilerim ama olmamış. Özür dilerim ama şimdi kadına sürekli giydiriyorsunuz. O da biraz saçma oldu açıkçası. Estağfurullah. Yani sürekli giydirme derken, özür dilediniz. Neyi giydiriyor bana hayatım? Öyle bir... Şu an neyi giydiriyor bana, onu anlamadım. Yani işte bir sürü laf söylüyor ama dün süre özür dilerim ama olmamış. Benim giydireceğim kılıma zaten siz uyumazsınız. Öyle şeyler söylemesek mi birbirimize? Şu anda gerçekten haddinizi aşıyorsun bir. Bu kadar sevinçsiz olmayın yani. Hem siz deyip İki tane örgü takıp da buraya bir dövme yapıp da yapamazsın. Lütfen. Ben öyle yapıyorum. Haddini aşma yani. Allah Allah. Ben rap müzik yapıyorum. Burada ne işin var? Rap müziğini yapsaydın ya. Önce de orada da bir başarılı olamamışsın. Öyle mi? Nereden biliyoruz canım? Nereden biliyorsun? Dinledin mi? Yetenekli bir şey olsaydı zaten burada olmazdı, merak etmeyin. O zaman İşini yapardı yani. Yemekten anladığı yok. Allah Allah. Gerçekten kendini buraya göstermeye geliyorlar. Daha yemeğini yemedik kızım. Lütfen. Buraya gelen herkes o zaman yeteneksiz. Yok hayır, çok yeteneksiz. Ben gerçekten yetenekli olduğum için geldim. Peki. Pardon, çok özür dilerim. Benim öyle bir şeyim mi var? Evet. Bir bakar mısınız? Artık bir yemekleri konuşalım. Seda. Seda, senin bana lütfen. Bana sen diye konuşmayın, siz diye konuşun. Evet lütfen, kelimelerimize dikkat edelim. Seçtiğimiz kelimeleri Yıldız lütfen. Ben ana yemeği beğendim zorunda. Yapanı anlatabilirsin burada kendisi. Evet. Hemen sağda oturuyor. İbrahim Bey, ana yemeğin etini beğendim. Pişmesi güzel ama pilav buz gibiydi. Evet, niye o kadar soğuk? Buz gibiydi pilav. Çok bariz olduğu için söylüyorum İbrahim. Hadi kabul ediyorum. Evet bari. Buz. Niye böyle? Çok soğuktu. Gerçekten. Azıcık bir ısı. Açsaydın. Isısaydınız nasıl? Güzel olurdu. Tadıyla alakalı bir pişmesi şey söylemiyorum. Pişmesi nasıl pilavın? Pişmesi bence biraz diri kalmış. Pirinçler diri. Gerçekten diri. Pişmemiş ve soğuk ama et için bir şey söyleyeyim. Eti beğendim, bakın eti beğendim. Peki etin meyvelerini güzel dengelemiş mi? Et, ben de sadece bir tane var yani, bilmiyorum, herkes de öyle ama. Ben birer tane koydum. Aynen.
Zaten aroması da evet, önemli. Aynen, aroması önemli olan ama pilavı hiç beğenmedim. Pilav çok kötü. Salata? Salatasının tadına baktım. Yani salatası doğraması klasik, falan güzel klasik, mi? Klasik gavurdağ salatası. Yani bu menüyle çok alakası olmasa da klasik gavurdağ salatası. Ama doğru yapmış soğanlar mı tabii? Çok büyük. Diğerleri küçük olsa da görürüz. Kırmızı soğan koymuş, aynen. Beyaz soğan koymuşsun. Evet. İyi yapmışsın, kırmızı daha iyi. Yani salata soğanlar oldukça büyük ama dediğim gibi pilav çok kötü. Peki, Yağız? Pilav dediği gibi soğuk buz gibi geldi. Onun dışında kuş üzümü de konulabilirdi bu pilava, bademli pilava. Şimdi hani ana yemekte zaten bir kuru meyve koyduğum. Evet. Hiç pilav değil bu ama sadece bademli evet. Seçmiş. Onun dışında ana yemek lezzetli, güzel pişmiş etimizde problem yok. Salata güzel ama bu menüye uygun bir salata mı? Bu menüye uygun bir salata sunum değil. Sunum nasıl sunumlar? Sunumlar güzel ama pilav buz gibiydi Zuhal Hanım. Sunumu da güzel diyor. Çağla? Ya, pilavın sunumu zaten direkt hani hiçbir şekilde bir kalıpla gelmemişti. Direkt açılmıştı ve buz gibiydi. Hiçbir tuzu yoktu. Yok, kalıpla getirdim. Benimki sizinki mi bozulmuştu acaba? Benimkisi direkt bozuk değildi. Bir tek kendim hafif getirirken kendiminkine bozuk olanı koydum ama. Benimki açıktı. Belki masaya koyunca açılmış olabilir. Eti çok beğendim, et güzel. Ama etin dediğim gibi diğer tatlı o şeyini sevmedim ve salatayla birlikte yani yediğim zaman orada tuzlu, burada tatlı tat alıyorum. Salata bence gavurdağ salatası birazcık tuzlu daha bir küçük, bir tat küçük olmalıydı. Hayır, bu tuzlu ya. Yo. Genel olarak tuzlu bir şey. Bu tatlı değil ya İbrahim Bey. Şöyle, tatlı olmayınca illa tuzlu mu oluyor yani? Nar ekşisi var, ekşi. Tatlı bir şey ya. Tuzlu bir şey ya salata. Tuz yok içinde. Ben tuz atmadım bir. İkincisi hiç salata tuz hiç atmadınız mı? Hiç tuzsuz bak onu bile anlamıyorsun. Bir daha aşçısın. Anlamıyorum değil yani. Tuzlu dedin salataya. Bu ekşi ya, bir tuzlu. Salata zaten. Tuzlu bir salata değil. Bunda tuz hayır. Yok mu? Tatlı tuz tuzlu yok. Olur ya bir şey. Bu tuzlu bir şey diyor. Burada tatlı diyor. O anlamda diyor. Ya iyi de tatlı olmayan olmuş. Bir şey illa zıt olunca hemen tuzlu mu oluyor sizin için? Tamam okey. Tuzlu değil. Ekşi o zaman diyelim. Tamam. Ekşiyle bunun dengesi yani... Çok tatlı tatlı. Burada tuzlu yiyoruz. Çok alakasız geldi. Ama bunun pişmesi çok güzel etin. Salatayı beğenmedin. Çok değil. Çok değil. Yıldız? Evet. Etlerin gerçekten İbrahim Bey eline sağlık. Etlerin gerçekten çok güzel pişmiş ama bugün hepsi bana denk gelmiş. Bak olduğu gibi yağ. Yağlar mı? Bütün yağlar bana gelmiş. Pilavın tuzsuz. Özleşmemiş tamam mı? Bak çok soğuk ama bademleri çok iyi kavurmuşsun. Dediğim gibi etlerin de çok iyi pişmiş. Gerçekten eline sağlık. Ama bak hiç özleşmemiş sizce. Tuzu hiç yok. Buz ben gibi. Ben pilavla ilgili kabul ediyorum. Evet soğuk. Gerçekten bak bütün hani kendin de gör. Bak bütün yağlar bende. Yani kendi ama etin gerçekten güzel pişmiş. Biraz pekmezi mi fazla olmuş? Birazcık sanki daha bir tık az olsaydı daha da güzel aroması olabilirdi. Aroması fazla geçmiş olabilir. Evet vereyim. Biraz da tık bir tık i̇şte daha olsaydı. Yeterli. Ondan sonra gavurdan salatası böyle olmuyor biliyorsun. Çok minik 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 ya da robottan çekecektin. Yani böyle kırmızı kırmızı gelecektin. Ya da hani onu ince ince doğrayamazsan robottan en azından cevizleri böyle daha dövme şey çevirip çok minik minik. Yani gavurdan salatası da olmamış. Normal bildiğimiz çoban salatası olmuş. Çoban. Sadece üstüne cevizi var. Yani çoban salatası olmuş. Gerçekten sizde ya ben aşçısınız robotta, yani gerçekten. Zaten. Tamam elle yapamıyorsa robotta yapar. Meze değil robot bu. Ama yapıyor. Şu anda maalesef öyle yapıyorlar. Öldürüyor ama sebzeyi direkt öldürüyor. Yapıyorlar ama minik minik. Yapmamaları lazım. Neler yapıyorlar internette de neler yapıyorlar. Minik minik öyle yapıyorlar. Gelecek salata çekeceğiz deseniz. Sen salatayı beğenmiş miydin? Bu şu anda gerçekten gavur. Salata lezzetli ama buna uygun değil. Yani gavurdan salatası olmuş mu bu gerçekten kız? Seda Hanım Çağlar'la. Evet çok fazla büyük. Ama bu eşittir robottan çekilmesi anlamına gelmiyor. Hani onu küçük küçük doğramayanlar robottan yani çekiyorlar mesela, şu anda. Benim mesela soğanların domatesi çok büyüktü. Yapıyorlar aşırı normalde. Nerede? Biberi çekiyorlar, her yerde çekiyorlar. Biberi evinde. De. Tabii tabii biberi de. Çok da güzel oluyor. Böyle nar ekşisi, bol zeytinyağlı çok da güzel oluyor. Yedim hatta denedim bile güzel oluyor. Ben şimdi pilavını evet kalıbıyla getirdin ama pilavın hiç olmamış zaten onu söyleyeyim. Etin güzel pişmiş, lezzetli. Ona diyecek yok. Eline sağlık. Salatanın sosu tamam mı? Evet bazılarını da kaçırmışsın. Bazıları daha küçük, bazıları daha büyük. Salata en sona kaldı dürüst belli. Olmak gerekirse. Sona kalmış, biraz hızlı kalmış. Davranınca. Yani evet o yüzden evet. Olmamış. Ama sosunda falan bir sıkıntı yok. Tam böyle nar ekşisi falan filan olmuş. Pilavı bademli seçmen isabet. Bademi çok güzel kavurmuştu. Kavurmuş gerçekten ama pilav kavurmuş. Buz. Buz gibiydi. Bir de özleşmemiş buz. Pilav yani. Diri ya, diri. Hafif kısık ateşte tutmazdı dibini ama yani. Ama etini iyi pişirmiş. İbrahim Bey sonra demek ki kalıp uyduruyorsunuz. Gerçekten hepsi yağ bana gelmiş bak.
Ama etin güzel pişmiş. Ya sen çekiyorsun işte, ben o yüzden... Yağ mı çekiyor? Hayır, sırf yağ değil, her şeyi kendine çekiyor. Bilmiyorum ve arıyor işte. Yani aradığı için buluyor. Ama sen de hata yok yani o tabağa koyuyor. Yok ben, hata, ben mesela pilav konusunda tamamım ama... Ya o yenmeyecek bir şey değil ki. İşte üç taneyi birden koymuşsun, nasıl çekiyorum? Öbürlerini yedin, beğendin gerçi sen. Şimdi beğenmedim diyemezsin. Yok bana. Etini beğendim. Öyle. Beğendi dedim. Ben başkaları gibi şaşırttı değilim yani. Beni. Hayır, etini beğendim gerçekten. Güzel, yani o güzel. Kadar insanlar eleştiriyor Yaz Bey, siz her şeyi beğendiniz mi? Yani sunumu beğendiniz. Her şeyi beğendiniz ben maşallah. Ben pilavı beğendiğimi iddia etmedim. Salata da lezzetli olmuş ama... Yani sunumu boyutu, çok güzel dediniz. Hayır, boyutu güzel değil. Bu yemeğin yanına da yakışan bir salata değil zaten. Bunu da dile getirdim. Böyle geleneksel, yöresel lezzetler falan böyle hani yöresel kaplarda falan hem daha estetik daha şık durur. Bakır, evet. Böyle hani evde bile mesela yani bir çatal kaşıkla bir düzeltip bir böyle bir ortaya toplanır et yemeği ise de bir şekil verilir, bir estetik. Ya bu yemek yarışması yani böyle... Böyle lap diye koyuyorlar, getiriyorlar. İyi gene pilavını kalıba koymuş. Yani lezzetini beğendiler. Sırf lezzetini beğendiler. Sırf yorum yapmak adına. Beğenmedim, bana oynuyor. Yıldız Hanım bana oynuyor. Diğerleri kendini aşçı sanıyor ama... Ben Yıldız Hanım'ın da ilk defa yediğini düşünüyorum. Beğendiği halde hayır dedi. Menüsünü ben ona şeyi, reçetesini veririm. Yani iştahımızın açılması lazım. Yemeğin evet, hizmet ettiği kesinlikle. Duyu organlarımız... başta göz. Yani değil mi? Göz görecek, canın çekecek. Evet, evet. O görüntü seni yemeğe çekecek, bir albenisi, bir şarmı olacak yemeğin. Ay diyeceksin. Bir tarzı var bir de her yemeğin. Yani her yemeği siz daha iyi biliyorsunuz. Biz, onun için sen sunumu beğendin deyince ben bir şaşırdım Yavuz. Sen pilav yemekten olarak, anlamıyorsun sadece. Bence. Pilav olarak mı? Bakma da. Bana bir tane yemek tarifi verebilir misin? Yaptığınız yorumlardan sizin yemeği daha yaptınız. Yemek tarifi istiyor. Hangisini sen zor yemek sor. Evet düşünüyorum. Enginar da olmasa tarifi verebilir misin bana? Yağız sen deyiz. Dolması tarifini veririz. Önemli değil de ben bir şey sorabilirim. Evet. Dövmenin anlamı ne acaba? Dövmemin anlamı... Elindeki. Elinde ne her yeriniz evet. Dövme maşallah. Bu H harfi. Nereden bakarsak bakalım H. Kendim yaptım. Annemin ve babamın baş harfi H olduğu için. Çok güzel. Başka harfte de yapılabiliyor doğru mu? Herhangi bir... Yani ne istersen yani, yaparsın. Bunu çok saçma bir soru. Bileklerinizde ne yazıyor? Enginar dolmasının tarihinde müsait olduğunuz zaman. Aşağıya kadar gidiyormuş onlar. Tabii tabii. Babamın imzası, annemin imzası, herkesin imzası değil. Babamın, annemin, babamın eşinin imzası. Babamın eşini de çok seviyorum. 14 sene oldu zaten. Ha ikinci eşi. Evet ikinci eşi. Aa onun da attığın imzasını seviyorum. Anneniz kıskanmadı güzel. Peki? Hayır. Neden onu asla böyle. Belki de annesi şu an öğreniyordur, o da olabilir. Yok biliyor, zaten biliyor görüşebiliyorlar da. 14 sene oldu, hiçbir sıkıntı yok bizde. Hani benim ailemde de var öyle iki evli. Hepizim. Rapizm. Yani evet. Benim dediğim gibi... Anlamıyorum. 20 dün sene... belki ben sormuştum ama seyretmeyen izleyicilerimiz olabilir. Onu evet. Merak ettik. 20 sene önce 12 yaşındayken rap'e ilk başladığımda İzmirli de olduğum için rapizm hem rap'in bir dalı hem de rap İzmir gibi düşünüp rapizm çağla yapmıştım. Ha rap İzmir. Sana özgü evet, bir şey. Şubesi rap'in. 12 yaşında bu dövmeyi evet yaptırdınız. Geçen sene yaptırdım. Geçen sene yaptırdım. Ama o müziğe 20 yıl evvel başlamış. Evet, yani tekrar dövme 20 yıl evvel değildi zaten değil mi? Aman, evet, aman değil diyeyim. Kimi beğeniyorsun rapçilerden yerli yabancı? Şimdi hepsi arkadaşım bir şey demeyeyim ben. Herkes arkadaşım evet, mı? Evet, hepsi için. Şimdi birisi söylesem diğeri kalır. Tabii. Ha, arkadaşıymış. Gürbüz ayağa kalktı. Hangisi arkadaşınız acaba? Bir isim verir misiniz? Aa, İbrahim de dahil oldu sohbete. Sen tanıyor musun rapçileri İbrahim? Ben tanırım. Çok eskiden. Kimleri? Çok eskiden. Kimleri çalıştım tanıyorsun? Ben. Yanlarında da çalıştım. Kimleri? Enteresan. Kadıköy Acil'de çalıştım. Mix Mastering yaptım. Bilir Mix Mastering Kadıköy ne Acil, demek. Kadıköy Acil, Selay'a çok kankacığım. Sana çok çok selamlarımı yolluyorum. Ya kanka. Ezel'i tanıyor musunuz? Ezel tanıyorum ben. Yoksa çocukluktan o da... Şu an bir şarkı görüşmüyoruz. Sen rapçilerle mi çalıştın? O da arkadaşın mıydı? Kim? Ezel. Ezel'le yani çok 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 eskiden Ankara'da o yine... Görüşmacılarıma bak sen. Hepinize bu arada hepinize selam yani, söylüyorum. Gürbüz, aynen çok saçma Gürbüz oldu. Gürbüz çok sever ünlü insanlarla tanışmayı. Bir ara bir tanıştırın, bir konsere, bir şey, bir performansa götürün ya. Ne zaman beleşe bir eğlence çıkacak bana diye. Yener abi, Yener Çevik. Yener Çevik zaten, evet onu evet söyleyeyim Yener ama Çevik. Ama İbrahim de tanıyor. Başka kimleri tanıyorsun İbrahim? Ben Yunus Bey'le de çalıştım, Yunus Öz Yavuz'la. Sagopa Kajmer değil mi? Selam olsun buradan hepsine. O hepimizi engellemiş, bütün rap piyasasını engellemiş. Seni? Ben hiç tanışmadım, beni niye engellemiş? Aa şimdi buradan adama da cevap vermedi. Niye engelledin? Sagopa Kajmer, neden engelledin genç rapçi arkadaşlar? Herhalde cezalarla falan hani çok yakınız diye hani onlarla kavgalıydı diye herkese. Öyle mi? Hiç bilmiyorum ben. Vardır bir sebebi herhalde. Rapçi masası gibi oldu masa. Kim var? Yok yok Seda, sen dokatın muhabbete gir aramıza.
Yani şimdi dediğim gibi çok dinleniyor yani. Acayip aldı başını gidiyor uzun süredir. Yabancılardan onları da tanırım dermiş. Jay-Z arkadaşım falan dermiş. Jay-Z kankam zaten. Demin az önce mesaj attı. Öyle mi Jay-Z? Hani her gün rap söyleyeceğim diyorsunuz. Bir rap söylemiyorsunuz. Güzel bir rap söyleyeyim. Dün Hafif söyledi. Ha evet bu kadar konuştuk söyle bari. Şartele matar, güvendiğin menülerin kartele babam. Aferin sana gidip mahzeni yaşa. Kadın olsam bile karakterim hepinizden adam. Hayli garip, laf sokunca mı oluyorum antipatik? Mançiz bir git bunun var dinamiği. Boş çara yapıyorsun, boş fatalite. Güzel. Bana bakarak mı söyledin ama güzel söyledim. Bana bakarak size laf soktu bence Yıldız Hanım. Hiç önemi yok, güzel söyledi. Hayır, bu bir şarkı mı? Bu bir şarkı mı ya da şimdi mi besteledin? Besteledin. Kendi aklımda olan bir sözdü. Yani şarkılar yaptığımız sana bakarak mı söyledin? Yok, bence göz göze geldiğimiz için öyle düşünmüyorum. Bana öyle geldi. Yani size fiştekle sen de fiştekle. Benim size verdiğim kıyafete uymazsınız derken bunu kastettim. Benim sözlerimi alın zaten bizi. Orada sözleri anlayana kadar anladım. Bir hafta doğru geçer. Sözleri çok anladınız mı? Sözleri anladım. Bana bir laf söyleme ama bir şey geldi bana diyorsun ama geldi ama öyle anlamadım. Yok güzel söylüyor. Genç kız güzel söylüyor. İnşallah başarılı güzel yerlere gelir. İnşallah. O anlamda. Demin başarısız olmuşsun, olamamışsın demiştin ya. Yemek için ya. Ay yeme ama daha yapmadı. Aa. Yemek de yapmadı ama olabiliyor bazen. Şimdi bu ben bu gavurdağın üstüne dur döküyorum değil mi? Hayır götürüyorum. Pastasını. Al sana. Hem getiriyorum hem götürüyorum. Al İbrahim. Aa. Hem mor olur ya benim bildiğim kadife tatlısı. Mor mu? Tabii. Bordo gibi tabii. Bu pasta tabanların rengi nasıl bu rengi alıyor neyle peki? Şey gıda ama boyası mı yoksa? İbrahim bize attığın gorsel buymuş. Şaka mı? Evet. Hayaller bunu uzaktan kuzeni herhalde. Yok oturunca anlatacağım. Hayaller bu, gerçekler aha da burada. Hayatlar. Aa çok heveslenmiştim ben böyle ben de çok heveslendim. Ama olmadı tutmadı. Bir de salatalar ah İbrahim ah. Çok da güzel bir görüntü. Ben onu daha önce yaptım, çok yaptım. Çok güzel bir görüntü olur diye buraya da yapacaktım ama. İbrahim Bey kekini kendin mi yaptın? Çok güzel şey kabarmış. Niyet etmiş ama. Ben şef bakalım çağırdım özel olarak. Yok, buraya geldi. Güzel görünüyor. Kekin güzel görünüyor. Ama güzel şey malzemeyi yanlış diyor kullanmışsın. Ya, acaba bu kadar kabarması gerekiyor muydu? Onu da bir konuşmak ya, lazım. Buradan yaptın mı bu tatlısınız? Normalde ben daha önce bu tatlıyı hiç yapmadım ama yapmadım. Ne yaptığını, nasıl olduğunu biliyorum. Tamam. Yediğim yerlerde de lazım. Bu şekilde olmaz. Bu şekilde olacak. Yani bir kere böyle bir verev aşağı doğru gidiyor böyle kayıyor. Bu bana biraz ilginç geldi. Ama biraz daha tadına bakıp biraz daha yorum yapayım. Tat. Sen de tatlı konusunda normal iyiydin değil mi? Normal bir muhallebi var içinde zaten. Pasta çıkraması değil muhtemelen. Evet pasta çıkraması değil. Şey çok sert geldi taban. Keki mi? Evet yani sanki sütle ıslatılabilirmiş gibi geldi. Hmm. Nasıl tadı Yıldız? Kreması falan? Kreması peki. Hiç olmamış. Bu biliyorsun bu pastanın kreması değil. Bembeyaz olması lazım. Pasta kreması olması lazım. Pastacı kreması bembeyaz olmaz. Ya böyle bunun kadar da sarı olmaz. Çocuk maması da olmaz. Bak lapa lapa hiç bir de bari iyice çırpsaydın onu. Çocuk maması yediniz mi daha önce? Yedim tabii ki. Tamam, biliyorum yaparken diye sorayım hani örnekledi tabii ya. Tabii sizin çocuğunuz var biliyorum bak, o yüzden. Aynen. Al kendin gör lapa lapa tamam mı? Bu kadar kalın da olmaz. Normalde benim bildiğim pasta. Gerçekten boyutu bu kadar olur. Kadife pastası dediğimiz. Böyle mor bir rengi var çok güzel. Bir red de velvet. İki çeşitli de var böyle yuvarlak da yaparlar. Ama var evet porsiyon. En güzel orijinali budur yani. Bu boyutta olur ve çok güzel. İçindeki kreması falan çok güzel olur. Ama keki bu normal bir kek yapsan çok güzel kabartmışsın yani güzel olmuş. Diyorsun. Yani kadife değil de böyle rugan gibi böyle hani kadife pastası olmamış. Bir de neyle olmamış bu rengi verdin rugan. İbrahim Bey? Niyet etti. İbrahim Bey neyle bu rengi verdin? Kadife pastası yapma rengi ya tutturmamışsın ya. Vişne suyu mu koydun? Renk veremedim zaten. O yüzden onu diyorum ne kattınız bu rengi bulmak için? Ben şimdi anlatayım. Siz yorum yaptınız mı? Yapsın hadi sen de yap bir söyleyecek bize. Söyle bakalım Çağla. Ben beğenmedim. Hem çok sert hem çok kalın. Ve umarım gıda boyası değildir diye şu an bir çekine çekine soruyorum. Sanki bir vişne suyu bir şey mi? Yok, o tarz bir şey mi? Bence neyse. Siz vişneye takmışsınız. Yağızı da dinleyelim yani de. Zuhal Hanım panispanyası da çok kalın. Biraz daha ince olup hani iki kat yapıp hani kesebilirdi. Daha muhallebiyi de beğenmedim. Pastacı kreması gibi olmamış. Yani bunun içine girecek muhallebi bu değil. Bunu söyleyebilirim. Yani bu tatlı bence vasat. Gerçekten vasat. Samimi söylüyorum. Sen nasıl buldun tadını madını kekine muhallebi? Yani keki zaten sert. İnanılmaz bu kadar yani kule gibi inşaat çıkmışsınız. Kadife pastası hiçbir şekilde bu şekilde olmaz. Hani pasta deseydiniz okey ama kadife pastası kesinlikle bu değil. O yüzden altı zaten görüyorsunuz.
rengini nasıl verdiniz onu çok merak ediyorum. Yani umarım gıda boyası değildir. Çok da renkle gelmemiş. Rengi ruh sarı. Gıda boyasına karşıyoruz. Olmaması gerekiyor. Neden? Burası bir yemek programı. Evet. Doğal ürünler kullanılması gerekiyor ve yani gıda pancar boyasıyla... alsaydım pancarla renklenmeseydim mi? Yok. Bunun orijinalinde pancarla renklenirdi. Yok, vişne suyuyla bile renklendirebilirdiniz. Ama bu gıda boyası... Kadife pastanın orijinal rengini alması için yapılan usulen kendi yerinde, yöresinde pancardır. Evet. Tamam, şefseniz bilmeniz lazım. Ben tamam. Pancarla yapmıyorum. Evet. Bir herkesin yapabileceği basit bir şekilde yine söylüyorum bakın. Gıda boyasını yaptım. Gıda boyasıyla yaptım. Evet. Çalıştım. Evet. Neden olmadığı kısmına geleyim. Ben evet, niyet yani. Ettim o şekilde olması için. Ama niyetim olmadı. Niyet ettim, niyet eyledim gıda ama. Gıda boyasını az koydum. Çok da rahatsız etmesin diye. Tek sorun sence gıda boyası mı? Kekinde niye böyle olduğunu hiç anlamadım. Büyük ihtimalle fırından çıkardıktan sonra hemen kurudu. Kreması? Hiç beklemiyordum. Kreması ile ilgili söyleyeceğim tek şey şu, ilk başta girer girmez bunun kremasına giriştim. E tabii önce tatlıyı yapman lazım. Kreması ile ilgili çok büyük bir yanlış yaptım orada. Belli. Yanlış da şu, çok fazla şeker attım içine. Bir anda aklım şeye gitti, şekerin tamamını oraya attım. Paylaştırmadım. O yüzden muhallebi gibi bir şey oldu. İstediğim olmadı, ben kendimi de eleştiren bir insanım. Yani. Evet. Dolayısıyla... Daha da ne diyeyim ben üzerine? Evet. Kılavuzsa sen kendin söyledin, olmamış hiçbir yok, şey. Evet. Ya zaten gıda boyası kullanmış. Benim en önem verdiğim şey gıda boyası mı yoksa bak kendisi söylüyor. Pancardan yapabilir diye ki başta da söylemiştim pancardan olabilir diye. Pancardan yapsaydı. Zaten çok basit bir menü yapıyorsun, onu da yapamıyorsun. Kadife pasta gerçekten Allah günah yazmasın bana ama vasattı. Kadife perişan olmuştu gerçekten. Çok kötüydü. Zaten İbrahim Bey de bunu kabul etti. Çok çok kötüydü. Pastacı kremasına şekeri fazla koyduğu için böyle olduğunu söyledi. Ben katılmıyorum. Yani tarifi tamamen yanlış. Muhallebi yapıp önümüze getirmiş. Ne bir sıvı şanti, ne bir krema, ne bir... Başka türlü hiçbir şey yoktu içinde. Olmamıştı. Kadife pasta değildi, koca bir kekte ortasına da çocuk maması koymuştu. Pasta falan değildi. Ben eline tatlı, emeğine sağlık. En azından hani getirmemezlik yapmadım. Geçmiş olsun. Bir şekilde bir düzen oluşturup size getirdim. Bir şey çıkmış ortaya diyorsun. Ama yemedik. Eline sağlık diyelim sana ve açık oylamaya geçelim bugün içine. Buyursunlar. Benim burada en az hak ettiğim puanın 8 olduğunu düşünüyorum. Çünkü beğenilmeyen iki şey vardı. Biri tatlı, biri de pilavdı. Onun dışında çorbayı da katabilirsem hadi 7 olsun. Ama 7'den aşağı oy verirlerse bunların gerçek yüzünü görmüş olacağım. Dün de çünkü gördüm ama bilerek masayı da hatta açık bıraktım. Kendi yüzlerini görsünler diye. Bugün 7'den aşağı bir oy verirlerse ben de yüzlerini göreceğim. Ona göre de karşılık vereceğim. Yıldız zaten bilendi. Dün ilk günü onundu. Herkesi kafasında kurdu. Ve ona göre hazır bir şekilde gelmiş. Daha tadına bakmadan yorum yapmaya başladı. Puan olarak da ben Yıldız'dan çok yüksek beklemiyorum. Çünkü dün ben 5 verdim diye emin olun onun da vereceği maksimum puan 5'tir. Kendisine de bu röportajı söyleyeceğim. Ben demiştim diyeceğim. Hiç beni yanıltmadığını da söyleyeceğim. Evet, bu haftanın ikinci gün yarışmacısı İbrahim'di. Onun yemeklerini yedik. Yine eksiksiz yarışan bir yarışmacı olduğu için yine 3 ila 10 arasında bir puan vereceksiniz. Buyursunlar, siz açınız. Ben de menüyü hatırlatayım. İlk olarak Muradiye çorbasıyla başladık bugüne. Ara yemek tabağımızda ballı gemici böreği vardı. İncasiyeydi ana yemeğimiz. Yanında ona bademli pilav ve gavur dağ salatası eşlik etti. Son olarak da kırmızı kadife pastası yedik. Pembemsi. Hafif de olsa. Bakalım bütün bu saydığım yemeklerin karşılığı kaçar puan olarak gelecek yarışmacılardan ama her zamanki gibi hatırlatmamı yapayım. Sevgili yarışmacılar, puandan emin olmayan var mı? Öyle unuttum ben zannettim sırf yemekte bilmem neydi falanlar. Olmasınlar. Var mı değiştirmek isteyen hanımlar beyler? Yok mu? Yok. Herkes emin. Ne güzel. Sana döneyim İbrahim. Kaç puan bekliyorsun yarışmacılardan? Yani dürüst olmak gerekirse 7 ve üstü bekliyorum. 7 ve üstü bekliyorsun. Evet. Çünkü beğendikleri ürünlerde oldu. Beğenmediklerine düştükleri zaman 7 kalıyor. Ben minimum 7 bekliyorum. En fazla 3 puan kırabilirler diyorsun. Evet. Bakalım öyle mi olmuş? İlk olarak da Seda'nın puanıyla başlıyor bugünkü açık oylama. Evet Seda'cığım, öğrenelim puanını. Ben 6 veriyorum. 6, kapatabilirsin. Neylerden kırdın? Bardağın olmaması ondan kırdım. Zaten biliyorsunuz pilavını beğenmemiştim. Tatlısını da beğenmemiştim. Bunlardan ötürü kırdım. Tatlı dediğim gibi ara sıcakta tatlı ile böyle tuzun aşırı olusu beni rahatsız ettiği için oradan da yarım puan kırınca geriye 6 kalıyor. Bu yüzden ben 6 verdim.
Yani şöyle söyleyeyim, bir kere hani bardağın olmamasına puan vermeniz doğru bir şey değil bence. Kırması. Yani çünkü bardağı değerlendirmiyoruz. Burada yemeklerimizi değerlendiriyoruz. Ama masa menümün içinde bardağı değerlendirmiyoruz. Doğru ama şöyle bir şey, yani menümün içinde bardak yazmıyor. Ama sonuç olarak masa düzenine direkt, de mesela puan bardak veriyor. Olsa 7 verecek miydi? Yemek masası var tabii ki. Hayır şöyle bir şey. Hayır şöyle bir şey var arkadaşlar. Tamam siz bunu değerlendirebilirsiniz. Fakat puan olarak değerlendirirsen o zaman sorun. Evet. Şimdi ben 7, o zaman bardağım olsaydı bir puan daha ekleyecek miydin? Evet ekleyecektim. Yani direkt 7 yapacaktın evet, değil mi? Evet yapacaktım. Dürüstten teşekkür ederim. Peki, Çağla da şimdi puan gösterme sırası. Evet Çağla, bakalım sen kaç puan vermişsin İbrahim'e? 4. Kaç? 4. Niye? Ama çünkü cidden sen... Aa! Bu masaya değer verilebilir cidden. Beğendim deyip... Ama dünkü masa... Sen de mi bardaktan puan veriyorsun? Dünkü masayla bu masa... Fark vardı şimdi. Olumlu yani, anlamda fark vardı. Fark. Arkadaşlar bir saniye, bir saniye. Önce ben bir şey söyleyebilir miyim? Dünkü verdiğim puan kaçtı? 5. Neden? Ha 5 verdim bugüne daha kötü. 2 yemek dünkü beğendim. Dünkü masayı dün daha iyi. Çok beğenmiştim. Masayı denir, yemekler? Yemekleri dün daha çok beğendim. Nasıl daha çok beğendin? Bugün sen böreği beğendiğini söyledin mi? Ben böreğin içindeki... Özellikle sordum. Peynire puan vermiyor zamanım. Bir saniye anlatabilir miyim? Şöyle herkes ekşi peynir diyordu. Ben tulum peyniri çok seviyorum. Tulum peynirini sevdim dedim. Tulum peyniri demedin. Zaten içindeki peynir sadece ya yanında dedin. Görürsünüz tulum peyniri. İşte ben de özellikle sordum. Dedim. Bir evet. Dedim peyniri bağımsız olarak değerlendirir tamam, miyiz? Tamam sen şu an neye puan verdin? Bir puanı neye verdin? Ete. Sadece et mi? Ete. Bakalım Yıldız'dan kaç puan gelecek? Evet, senin de puanını görelim Yıldız ve duyalım. 5. Ya haksızlık ettiğimi herhalde düşünmüyorsunuz ben değil mi? Ben şöyle ben söyleyeyim. Düşünüyorum. Mesela? Evet. Neden? 5 puan bu masa için. Neden? O bana 5 verdi. 3 yemeğimi size yedi. Size 5 verdi diye mi 5 veriyorsun? Hayır, ben bir tane yemeğini beğendim. Ben o kesinlikle oraya bağlamayın. Bir de emeğini verdiniz. Evet, gerçekten tellemişti. Ben emeğini ama gördüm. Gene yani onun söylemlerine göre mesela benim gözlemlediğim ve duyduklarım Yıldız'ın daha az beğendiği bu masada Çağla'nın daha çok beğendiği. Ben gerçekten evet. Sen 5 veriyorsun, sen 4 veriyorsun. Evet. Bir saçmalık var ortada yani. Saçma, ben çok saçma. Ben dün kıyasladım. Ama yani niye kıyasladın? Burası bağımsız bir masa. Hayır ama ben beğenmediğimi dile getirdim. O patates ölülüp diye koymuş. Siz beğenmediniz değilsiniz, kıskandınız. Ben bütün niye kıskanayım sizi? Kendiniz itirafesiniz zaten. Bir masada ne olması lazım Zuhal Hanım? Ana yemekte mi? Etim çok güzel olmuştu. Kuru dolmam çok güzel olmuştu. Yedi yo, hanımefendi ben... bayıla bayıla yedi de niye 4 yiyin dışında altı vermek yağ adalet dedim, mi? Yağ dedim, bu ne her yerine ay, yağ bulaşmış boş. Dedim. Allah ben aşkına yağmur. Sen gerçekten kaçırmadım. Yemekten anlıyor musun? Evet anlıyorum, anladım doğrudan. Siz evet, anlamış evet. Olsaydınız. Gastronomi mezunu. Yani evet ay, Allah, her okuyan gerçekten ya göreceğiz gününde ya boş ver. Hiç muhatap bile olmayacağım şu anda. Olmayın, hiç olmayın gerçekten, zaten. Çünkü çok, ay, siz senin haklılıktan siz bahsediyorsunuz ya. Ay altı vermek dünkü masaya nasıl ya Allah aşkına ekibe bile sorsan gülerler sana ya. Yok hiç kimse gülmüyor. Evet. Gülerler. Hatta dörde gayet kızgın bakıyorlar şu an hepsi. Evet İbrahim 5. Ona şaşır yani şuraya şaşırmaktan oraya şaşırmaya fırsatı kalmıyor. Ben gerçekten pilavın soğumuştu. Badem evet evet onları kendi kabul ettim. 2 puanlık evet. Bir şeyi ben onlar kabul ediyorum. Onlar puan kırılacak noktalar oluyor, zaten. Oluyor zaten telaşla oluyor. Oluyor oluyor herkes bir takım hatalar yapacak. Oluyor. Bakalım son puan geliyor bugün için Yağız'dan İbrahim'e. Deminki puanlara tepkili Yağız'dan bakalım kaç geliyor. Hadi göster ve söyle Yağız. Benim puanım 7 bu masaya. Ya o da biraz abartı olmadı mı Yağız Hayır. Bey yani? Neyi abartı neresi? Yani kesinlikle abartı yani. Beğenmediğim ürünleri teker, söyledim teker. Ve oradan kıra kıra geldim. Nelerden kırdın? Sizin gibi beğendiğim bir ürüne bir puan vermedim. Doğru mu? Yarın kendi gününüz diye şey yapıyor musunuz? Evet genelde söyleyeyim. Böyle oluyor biz. Evet. O yarın şekilde yetiştirilmediğimiz niye ben kendi günüm diye mi oy verdim? Diğer günlerde siz de göreceksiniz nasıl diye... hakkaniyetli davrandığımı. Bir saniye bak bir şey söylüyor. Nasıl hakkaniyetli davrandığımı diğer günlerde de göreceksiniz. Onun dışında beğenmediğim şeyleri zaten söyledim. Çorbasını beğenmedim. Evet. Pilavı soğuktu, buz gibiydi. Evet. Salatası uygun değildi. Tatlısını da beğenmediniz. Tatlısını da beğenmedim. Evet.
Ne puan? 3 puan işte. Hayır, güzel puan vermişsin üç de. 3 puan kırdım. Telinde diyorsun 3 puan. Vallahi evet, şey, herkese inşallah öyle gelirsin. Yani beğenmedikleriniz beğendiklerinizden daha fazla ama 7 puan veriyorsunuz. Dün çorba değil, tatlıyla çorbaya karıştırdım. Çorbayı ana lezzet olarak beğendim. 2 puan olarak beğendim. Çorbayı lezzet olarak. Siz beğenmediniz, ben beğendim çorbayı. Ha, çorbayı beğendim. Ben tatlıyı beğendim. Çırpılmamış vesaire dediniz ama yine de beğendiniz. Siz üçünüze kesilmiş dediniz, anlamadınız. Ha, doğru öyle demişti. Çırpılmamış, şöyle böyle de. Sizin aranızda birer puan var arkadaşlar. Çok da şey yapmayın da orada 4 puan. Yok, onu zaten geçiriyor. Sen oradasın. Bu masaya hakaret. İbrahim oraya hakaret. Evet, evet. 4 hiç yok. Olmadı. Eline emeğine sağlık İbrahim. Teşekkür ederim. Yarın sen yarışıyormuşsun anladığım kadarıyla. Evet, sana da şimdiden başarılar diliyorum. Ve iyi akşamlar efendim.